Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Kıbrıs Genç TV ekranlarındayız. Bu hafta yine ülke gündeminin yakından ilgilendirdiğini düşündüğümüz konu ve konuklarla sizlerle birlikteyiz. Bence yeteri kadar mevcut gündemle ilgili tartıştık. Mevcut gündemle ilgili yeteri kadar tespit yaptık ve artık sürekli olarak tespitleri konuşmaktayız. Tam da bu tartışmalar içerisinde farklı şeyler söyleyen, farklı şeyler öneren, farklı şeyler yapmayı vaat eden ve bunun için de halka iyi bir yönetim vaat eden bir grup insanla yüzleştik. Ve Halkın Partisi ile Kıbrıs Türk Siyasi Hayatı tanıştı. Kudret Özersay aslında bu hareketten önce de tanıdığımız ülke gündemini, özellikle hepimizi çok yakından ilgilendiren Kıbrıs konusunu çok tartıştığımız bir isimdi. Ve Kudret Hoca önce Toparlanıyoruz Hareketi ile birlikte topluma farklı şeyler söylemeye, farklı şeyleri tartıştırmaya başladı. Ardından biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci ve onun sonrasında da kurmuş olduğu bir cümle vardı. Eğer 50 kişi bulursam benimle birlikte bu yolda yürüyecek, tabii ki siyasi parti kurabilirim ve o 50 kişiyle birlikte kısa bir süre önce Halkın Partisi'ni bizimle birlikte paylaştı ve kurucu üyeleriyle birlikte halkın karşısına çıktı. Bu sürede takip ediyoruz çalışmalarını. Peki nedir bu Halkın Partisi? Neden Halkın Partisi? Neden birçok isim diğer siyasi partilerde görmediğimiz, tanımadığımız, bilmediğimiz, hayatın farklı anlarında, farklı alanlarında uğraş gösteren o isimler siyasete girme gereği duydular, siyaset yapma gereği duydular? Neden iyi yönetim vaadi etrafında toplanma gereği duydular? Biraz da bunu sorgulamak istedik. Programımızın formatında karşıt görüşlerde 3 veya 4 kişinin tartıştığı programlar yaptık bugüne kadar, ama bugün istedik ki Halkın Partisi ve onun vaatleri etrafında toplanan kişileri sorgulayalım ve 4 isimle birlikteyiz. Halkın Partisi Geçici Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay, hoş geldiniz. Hoş bulduk, herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. Halkın Partisi Geçici Genel Sekreteri Sayın Tolga Atakan, sizler de hoş geldiniz. Ve Merkez Yönetim Organı üyesi Jale Refik ve yine aynı görevi yürüten Avukat Ayşegül Baybars, hoş geldiniz sizler de. Evet Kudret Hocam, sizinle başlayalım. Belki çok ben dedim bu akşam arkadaşlarla başlayalım, yani ben de dinlenirim bu akşam. Hayır, öyle bir soru soracağım ki size, ondan sonra bir de programın sonunda döneceğim dolayısıyla. Evet, tabii ki Halkın Partisi yola çıktığınız zaman bir siyasi parti düşünceniz var mıydı hiç? Yoktu. Yani yola çıktığım zaman dediğin şeye bağlı. Toparlanıyoruz'la birlikte. Hayır, Toparlanıyoruz döneminde. Çünkü hatta, o tam bir yola çıkıştı aslında. Hatta yani Toparlanıyoruz döneminde hiç de sıcak baktığım bir şey değildi. Arkadaşların da sıcak baktığı bir şey değildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de sürekli olarak izah ettiğim bir şeydi. Yani bu Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabileceğimi düşündüğüm için girdim. Derdim benim parti kurmak değil. Bittikten sonra zaten parti kurmak niyeti o şekilde olsaydı, öyle bir oydan sonra hemen parti kurma yoluna giderdik. Gitmedik. Vatandaşla istişare edip köy köy gezeceğimizi söylemiştik. Evet, arkadaşlarla doğru. Birlikte, gönüllü olan arkadaşlarla birlikte hakikaten toplumun nabzını tutmaya çalıştık. Ve bir ihtiyaç olduğunu tespit ettik, bir talep olduğunu tespit ettik, ama alelade bir talep değildi. Yani belli türden farklı, gerçekten güven verebilecek olan bir şey arıyordu vatandaş. Bunun üzerine kurulmuş bir parti. Cumhurbaşkanlığı partisi sürecinde çok ciddi bir ilgi gördünüz. Yani herkesi şaşırtan, sizi şaşırtmayan belki. Çünkü siz hep ne istediğinizi bilerek ve onu söyleyerek sonuçta haklı çıktığınız bir sonuç oldu bana göre ve birçok kişiyi yanılttı. Aynı ilgi devam ediyor mu size göre? Yani evet, Kıbrıs sorunundaki görüşlerinizden dolayı çok ciddi ciddi bir kesimin desteğini aldınız. Evet. Peki ülkeyi yönetmek, iç politikayla uğraşmak, bu çok farklı bir şey. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğumuz vizyonun neredeyse yarısı ülkeyi yönetmekle ilgili bir vizyondu. Hatta bunun için eleştirilmiştik. Cumhurbaşkanlığı sadece Kıbrıs müzakereleri bağlamında değil,
iç sorunların çözümüyle ilgili olarak da bir duruşu olması gerektiğini söylemiştik. O yüzden halkın sahip çıkışı sadece Kıbrıs sorunundaki vizyona sahip çıkış olmadı bana kalırsa. Temiz siyaset ve o partizanlığa karşı, yolsuzluğa karşı mücadele temelinde şekillendirdiğimiz o genel vizyona bir sahip çıkıştı. O yüzden ikisi arasında öyle önemli bir fark olduğu kanaatinde değilim. Bu benim şahsıma dönük bir kısım seçmende belki olumlu bir bakıştan kaynaklandı ama esasen yeni bir siyaset anlayışına sahip çıkıştı. Bence vatandaşın sahiplenmesi. Devam ediyor mu? Kesinlikle artarak devam ediyor. Kaldı ki yeni ortaya çıkan kadroyla birlikte vatandaş bunu çok daha güçlü ve kurumsal bir biçimde bu ülkenin iyi yönetilmesi için bir umut olduğunu daha da net görüyor şu anda ve çok daha fazla bir sahip çıkış var. Evet, ben Sayın Ayşegül Baybars'la devam etmek istiyorum. Şimdi ülkemizde geleneksel siyasi partiler var. Evet. Ve daha önce de siyasi parti girişimleri oldu ama yani Cumhuriyetçi Türk Partisi kadar, Ulusal Birlik Partisi kadar, Demokrat Parti kadar TDP'de bir geleneğin devamı. Yani yeni gibi görünse de aslında çok köklü bir geleneğin devamı. Ama tamamen yeni bir siyasi hareket içerisinde olmayı tercih ettiniz ve geleneksel siyasi partiler içerisinde bulunmadınız. Evet. Bunun gerekçesi nedir? Nasıl açıklanabilir bu? Şimdi kendi adıma bu soruya cevap verecek olursam, bana göre toplumsal sorunları çözmedeki temel anahtar siyasetten geçmektedir. Ve ben bu toplum içerisinde yaşayan, üreten, çalışan, sosyalleşen bir birey olarak bu toplumdaki yolsuzlukları, bu değerlerdeki erozyonu gören kişi olarak buna duyarsız kalmam mümkün değildi. Ve bugüne kadar hep sistemi eleştiren, sistemden şikayet eden ve bireysel olarak da bu sisteme ve bu düzene ayak uydurmamak ve bu düzenin bir parçası olmamak için mücadele eden bir kişi olarak artık aktif olarak bir şeylere katılmam gerektiğini düşünmüştüm. Çünkü sadece eleştirmenin, sadece şikayet etmenin aslında işin kolaycılığı olduğu noktasında kendimi hep uyarıyordum. Ama bu noktada, yani bu geleneksel eski siyaset anlayışı diye nitelendirdiğimiz partilere, mevcut siyasi partilere baktığımız zaman hiçbirinde elimi gerçekten taşın altına koyacağım ve aynı amaç için aynı gayleyle, yani temiz toplum, temiz siyaset gaylesiyle birlikte yürüyebileceğim bir oluşumun olduğunu ben kendi adıma hissedemedim. Ne zaman ki Kudret Hoca ve arkadaşlarıyla hukuk çalışma grubu, aslında siyasi partiyi kurmak için değil ama bir hukuk çalışma grubu, bu toplumu nasıl daha hukuksuzluklardan arındırıp nasıl daha temiz toplum haline getiririz, yozlaşmanın önüne nasıl geçeriz, adil bir hukuk sistemi nasıl yaratırız ve tabii adil bir hukuk sisteminden sonra yürütme ve yasamayı ne şekilde etkileriz noktasında konuşurken bunlara katkı koymak istediğimi ve proje üretmek istediğimi paylaştım ve Kudret Hoca ve ekibini gördükten sonra da bunun olabileceğine inandım. Çünkü hepimiz aslında bireysel çıkarlarımız için değil, gerçekten toplumun refahı ve geleceğimiz için çalışan insanlardık ve hiçbirimizin mesleği siyaset değildi ve hiçbirimiz de aslında siyaseti gerçekten meslek olarak edinmek isteyen kişiler değildik. Sadece toplumda belli sorumluluk sahibi olup da gerçekten bu refah seviyesini artıracak ve gerçekten toplumdaki bu erozyonu, bu değer yozlaşmasını ortadan kaldırmak için mücadele edecek ve elimizi gerçekten taşın altına koyacağımız bir sistem yaratmak istedik. Ve ben bu bağlamda bu ekiple ve arkadaşlarımla tanıştığım zaman kendime dedim ki bu grupla yola çıkarsam iktidara geldiğimiz zaman veya iktidarda işime devam ederken hiç kimse bana siz partizanlığa yol açacak şunu yaptınız veya siz şu kesime rant sağladınız diyebileceğini düşündüğüm bir soruyla gelemeyeceğini düşündüğüm için gönül rahatlığıyla artık elimi taşın altına koymam gerektiğini ve artık seyirci konumundan çıkıp da mücadele eden ve bir şeyleri değiştirmek için işin aktif tarafında yer almam gerektiğini düşündüm ve o yüzden de tam da doğru bir zamanda halkın aslında gerçekten yeni siyasete, temiz siyasete, iyi yönetime, sosyal adalete ihtiyacı olduğunu düşündüğüm bu noktada bu ekiple yola çıktım ve bundan dolayı da çok mutluyum. Evet, tabii ki çok kolay şeyler değildir. Çünkü öyle bir toplum yapımız vardır ki bu statüko dediğimiz şeyin gerçekten değişmesini isteyen bir çoğunluk var mı?
yok mu, ben hele hele bu son günlerde yaşadığımız olaylarda gerçekten ciddi ciddi düşünüyorum. Şener Hanım, siz gerçekten değişimi isteyen, değişimi arzulayan bir toplum yapısı olduğunu düşünüyor musunuz? Ben şöyle bir soruyla karşılık vereyim. Mesela siz eğer markete gittiğinizde ve bir elma aldığımızda, o elmanın zehirli olmadığından eğer emin olursanız, mesela bu en ufak bir küçük değişikliktir mesela yapılabilecek. Mesela şu anda ben markete gittiğimde böyle şeyim, hangisi acaba daha zehirlidir bilmiyorum. Yani bu maydanoz Türkiye'den mi geldi, yoksa Kıbrıs'ta mı yetişti, yoksa nerede yetişti? Acaba içinde ne pestisit vardır, ne kalıntı vardır bilmiyorum. Yani hiçbir şekilde güvenemiyorum. Ve yani en ufak mesela bu değişiklik bence çok küçük bir şey gibi görünse bile, bu tip örneklerle, bu tip somut örnekleri görünce bence halkımız buna inanıp bunun değişimine katkı koymak isteyecektir diye düşünüyorum. Yani hepimizin belli şeylerde biraz fedakarlık yapması gerekecek eğer bir değişim istiyorsak. Sadece kendi çıkarımızı düşünmekten uzaklaşıp, ki artık bence giderek yani öyle bir durumdayız ki bu sistemsizliği hep devam edeceğini varsayarak ya da kabullenmiş bir şekilde sistem olarak son derece oturduğu bir gerçek. Evet yani, ve biz bunun artık değil, bence toplumda çoğu insan bunun hiçbir zaman değişmeyeceğini kabullenmiş bir şekilde yaşamaktadır. O yüzden sadece ben en azından kendimi ve ailemi kurtarayım da ondan sonrası artık zaten yani bununla ilgili bir şey yapamayız şeklinde düşünüyor. Ama biz eğer bu somut değişimler görürse halkımız, bence onlar da katkı koymak isteyecektir. Ve bu somut değişiklikleri biz yapabileceğimize inanan bir partiyiz. Ne gözlemlediniz bu süreçte? Çünkü aslında sürekli de yollardasınız, sürekli köylerdesiniz. Bu dönemde nedir gözlemlediğiniz değişime olan istekle ilgili? Yani bence herkes değişimi istiyor. Kesinlikle herkes değişimi istiyor. Ve herkes de, yani bizim konuştuğumuz, karşılaştığımız herkes bu değişim için bir katkı koymaya hazırdır. Evet. Ama topluma, herkesin kendi dışındaki kişilere güveni yoktur. Ama yani bu mesela Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ben Kudret Bey'le beraber yakından çalıştım. Ve o zaman da hep böyle şeydi. Yani ben işte oy vermek isterim ama yani işte ya kazanmasa, yani işte boşuna benim oyum işte kaynarsa da bilmem ne. Ve mesela seçimden sonra da gelip işte ya biz de işte bilseydik bu kadar çok oy alacağımızı, size oy verirdik aslında falan şeklinde. Yani biz artık bundan vazgeçip ben ne istiyorum? Ben bir birey olarak ülkem için, halkım için ne istiyorum? Çocuklarımın geleceği için ne istiyorum? Gelecek nesil için ne istiyorum? Onu düşünüp o şekilde belli kararlar vermemiz gerekir. Evet. Geleneksel partilerde bu değişim için hiç çalışmadınız. Neden? Çalışmadım. Ben aslında çok yakın zamana kadar, herhalde bu parti kurulana kadar kendimi çok apolitik bir insan olarak tanımlardım aslında sorsanız. Ve açıkçası ben uzun yıllar yurt dışında kaldıktan sonra Kıbrıs'a taşınma kararı verdim. Ve bunun da gerçekten, yani Kıbrıs küçük bir yer olduğu için, ben daha önce Amerika'da yaşıyordum. Orada milyonlarca insandan birisisiniz. Ve siz bir işten ayrıldığınızda o işi almak için bekleyen yüzlerce, belki binlerce insan var sırada. Ve ne kadar da başarılı olsanız yine de milyonlardan bir tanesisiniz. Ama Kıbrıs çok küçük bir yer ve gerçekten fark yaratmak için aslında çok ideal bir ortam. Ve ben Kıbrıs'a gelmemin sebebi oydu. Yani artık ben bu yıllardır aldığım eğitimin birikimi halkım için kullanmak istiyorum, bu toplum için kullanmak istiyorum diye. Ama bunu hiç politik çerçevede düşünmemiştim açıkçası. Mesleki olarak düşünmüştüm. Nelerle yüzleştiniz ki, neler yaşadınız ki değişimi zorlayan bir hareketin içerisinde olmanız gerektiğini düşünüyorsunuz? Şimdi tam olarak, yani
ne yaşadım? Yani yapılan her şey sistemsizlik için. Yani daha önce de dediğimiz gibi sistemsizlik sistem olarak devam etmektedir. Bu sağlıkta da aynı şekildedir. Ve genelde alınan kararlar da hep günü kurtarma amaçlı alınan kararlardır. Yani uzun süreçli bir sağlık politikamız yoktur. Ve bu hangi alanda, kiminle, hangi uzmanla konuşursanız da aynı şeyi söyleyecektir size. Yapılan her şey o hükümetin kararıdır. Hükümet değişir ve bu da çok sık değişir. Yani ben 6 senedir devlet hastanesinde çalışıyorum. Bu 6 sene içerisinde ben 4 tane farklı bakan gördüm. İyi ki turizmde değilsiniz. Ama 4 daha değil yani. Ve her seferinde mesela yeni gelen hükümetin bakan ve müdürlerine laboratuvarımda ne yaptığımı, bunun ne işe yaradığını, bunu neden yaptığımızı, neler yapmayı planladığımızı tekrar tekrar anlatmak zorundayım. Ne dediğimi unuttum şimdi. Yani bu sürekli yani bir istikrar sağlanamıyor. Bir istikrar aslında kişiler değilse de sistemin çok sağlıklı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor aslında. Yani, evet. Yani bir bakan 10 yıl kaldı da yani bu ülke 30 yıl başbakanlık yapanları da gördü. Yine değişmedi. Yani birilerinin bir görevde uzun süre kalmasından çok birilerinin olduğu yerde gerçekten değişimi, topluma yönelik bir takım doğruları arzulaması ve yapması gerekiyor aslında. Evet ve işinin ehli bir takımın bir araya gelip uzun süreli bir hedef koyup adım adım bunda ilerlemesi gerekir. Yani mesela işte şu son alınan kararlardan bir tanesi antibiyotikler reçeteyle satılacak. Ama 2 ay sonra bu başlayacak. Yani 2 ay bunun için yeterli bir süre mi? Bunun kontrolü nasıl yapılacak? Şu anda eczanelerde online bir sistem yoktur. Dolayısıyla bunun denetiminin yapılması bence imkansızdır. İlaç Eczacılık Dairesi kendini içinde bile yani hiçbir şeyi yetiştiremeyecek durumdadır. Elemanları yoktur yeteri kadar. Bunları kim denetleyecek? Ya da bir doktor bir kağıda bir reçete diye bir not kağıdına yazdığında vergiden kurtarmak için ve bunu götürdüğünde ben Ayşegül eczaneye, o eczacı bana antibiyotiği verecek mi? Ya da telefonla doktor aradığında verecek mi? Ya da ne bileyim hastanede sıra almak için sabahın 6'sında gidip beklemeniz gerekir. Ve işte 6.30'da sıralar biter. Sonra bir anne ateşli çocuğuyla eczaneye gittiğinde ve benim yani reçetem yok dediğinde ne yapacaklar? Vermeyecekler. Vereceklerse bunu kim denedi? Yani bütün bunlar yani bundan önce bizim işte belki bir otomasyona geçmemiz gerekir ama bu sağlığın her alanında otomasyona geçmemiz gerekir. Dar gelirli kesimin etkilenmemesi açısından özellikle randevu sistemlerinin tekrar düzenlenmesi gerekir ki herkes gerçekten sağlıklı bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşabilsin. De ondan sonra belki 1 sene içinde, belki 2 sene içerisinde, evet doğrusu budur. Yani Avrupa'da, Amerika'da reçetesiz antibiyotik alamazsınız ve doğrusu budur. Bunun uygulanması gerekir. Ama bunu işte bugün kalktım yataktan, ben de, tamam ya artık reçetesiz satmayalım biz bu. Yani çok, bu şekilde hep böyle Amerika'yı böyle yeniden keşfetme çabası var. Aynen öyle. Bizim ülkede. Halbuki bu tartıştığımız birçok konuyu onlarca ülke geride bırakmış. Çok daha farklı şeyleri tartışır, konuşur bir pozisyona geldi. Sayın Tolga Atakan bundan 2 sene önce herhangi bir siyasi partide, herhangi bir siyasetin bir parçası olarak kendinizi göreceğinizi düşündünüz, düşlediniz mi hiç? Nasıl gelişti bu süreç sizin için? Öyle bir düşünce içerisinde hiç olmadım açıkçası. İzledim. Yani bu toplumun bir parçasıyım sonucunda. Bu toplumda çalışmaya, üretmeye çalışan bir bireyim. İzledim derken şunu izledim. Yapılmayan reformları izledim. Verilen ve tutulmayan sözleri izledim. Partizanlık uğruna tüketilen nesilleri izledim. Kötü yönetimin hepimizin üzerinde biraz önce arkadaşlarımın bahsettiği gibi yarattığı o öğretilmiş çaresizliği izledim. Ve bir şeyler yapmak gerektiği inancıyla bu yola çıktım. Başlama noktam budur. Biraz da öfkeyle yola çıktım açıkçası. Çünkü parçası olduğum toplumun şu anda yaşadığı gibi yaşamaya hak etmediğine inanıyorum.
parçası olduğum toplumun üretken, zeki, okumuş, belli nosyonlara sahip bir toplum olduğuna inanıyorum. Ve şu anda içinde bulunduğu durumu hak etmediğini, bu şekilde yönetilmemesi gerektiğine inanan bir bireyim. Ve onun için elimi taşın altına koyma ihtiyacı hissettim. Evet, tabii ki bu ülkede neredeyse tespiti yapılmayan sorun yok. Ben birkaç gündür buna taktım çünkü böyle takıntılı gibi. Herkesin sorunun ne olduğunu söylüyor. Ama değişim çok ciddi irade gerektirir. Yani siyasi irade gerektirir. Ben hep doktor ve öğretmen örneğini veririm. Eşim de öğretmen, zaman zaman kızar, başka bir örneğin yok mu diye, ama yani öğretmene diyorsunuz ki tam gün olsun eğitim. Hayır diyor. Tam gün olsun sağlık diyorsunuz. Evet, olması gerekir. Çünkü işte şöyle böyle diye gerekçelerini açıklar. Öğretmen sağlığın tam gün olmasının nedenlerini. Doktorlar da aynı şekilde. Sağlığın neden tam gün olmaması gerektiğini açıklar, ama eğitimi sorduğunuzda evet eğitim tam gün olmalıdır. Yani herkes kendinden değil başka bir noktadan değişimin başlamasını ister. Halbuki siyaset dediğiniz şey doğru tespitleri yaparak o riski de alır. Sandıkta hesabını verir. Ama o değişimleri sağlar. Bu tartışmalarla bu toplum çok zaman kaybetti. Nasıl bir ülke yönetimi hayal ediyorsunuz siyasetçiler açısından? Öncelikle bir ekleme yapmak isterim söylediklerinizin bir bölümüne katılmıyorum. Şu şekilde katılmıyorum. Az önce Jale arkadaşımın antibiyotiklerle ilgili verdiği örnekten yola çıkaraktan. Bir gün sabah kalkıyoruz ve diyoruz ki bu böyle olsun. Bu tam gün eğitimin bir örneğini geçmiş yıllarda yaşadık. Bir tane ilkokulumuzda tam gün eğitim yapılacak şeklinde bir çıkış yapıldı. Belli bir süre gitti. Bir keşmekeş bir durum ortaya çıktı. Son derece de başarılıydı. Başarılı da oldu, başarısız olduğunu söyleyenler de oldu. Sendika bir şey söyledi, bakanlık bir şey söyledi. Sonuç olarak bir şey yapmak istiyorsanız sistemli bir şekilde yapacaksınız. Sistemsiz bir şekilde ardına önüne bakmadan ben yaptım oldu mantığıyla yola çıkmayacaksınız. Tam gün eğitim midir hedefiniz? Tam gün eğitim örneği verdiğiniz için evet, söylüyorum evet. Bunu. Tam gün eğitimin nedir ana noktaları? Okulda buna uygun bir altyapı var mı? Buna yeterli işte ders programı var mı? Öğretmenler buna hazır mı? Hizmet içi eğitim bağlamında söylüyorum bunu. Öğrencinin tam gün eğitim içerisinde alacağı çeşitli formasyonel şeyler hazır mı? Bunların hazırlığını yaptıktan sonra her türlü şey, tuvaletinden tutun beslenmesine, beslenmesinden tutun dinlenme saatine, ne bileyim etüt çalışmasına kadar. Bütün bunların planlaması yapıldıktan sonra daha doğrusu bu konunun içinde yer alacak bütün noktaları bir araya toplayıp ortak bir yol bulduktan sonra tam gün eğitimin alasını yaparsınız. Bugün dünyada bu sistemi uygulayan ve eğitimde çok üst seviyelere varmış bir sürü ülke var. Ha diyeceksiniz ki bu ülkelerin birçoğunun ekonomik durumu bizden daha iyidir. Ben yapamayacağımız noktasında değilim. Tamam. Elbette yapabiliriz ama. Bu noktadaki siyasi iradenin, onu söylemeye çalışıyorum. Yani hiçbir siyasi irade, hiçbir zümresel direnci kıramadı bugüne kadar. Neden, bir sonraki seçimi düşleyerek. Neden kıramadığı gayet açıktır. Yani ya bir organik bağınız vardır, o koltuklara gelmeden önce belli bir ilişki içine girmişsinizdir, ya da sizin söylediğiniz gibi bir sonraki seçimi düşünerek hareket ediliyordur. Bu gayet açıktır. Yani bunu çözmenin söylediğiniz bir siyasi duruş bağlamında ben çok da çetrefilli olmadığına inanıyorum. Yani konuyla ilgili sendikasından tutun, orada yer alacak kişilere kadar bir masanın etrafında oturup doğruyu beraber bulmaktır yöneticilik. Yöneticilikten anladığımız tam bu. Tam da Ceren Hanım'a sorduğum soruyu sorayım o zaman burada. Tabii toplumun ki. Değişim istediğine inanıyor musunuz? Kesinlikle gerçekten? İnanıyorum. Toplumun özellikle yeni jenerasyonunun mevcut durumdan son derece mutsuz olduğunu, umutsuz olduğunu, daha kötüsü umutsuz olduğunu birebir gözlemleyebiliyorum bir birey olarak, ki bunu parti olarak yaptığımız işte köylere yaptığımız ziyaretlerde, orada yaptığımız kitle toplantılarında da görüyoruz. En ufak bir şekilde geleceğe yönelik bir umudu hissedemiyorsunuz insanlarda.
Güzelyurt bölgesine gidiyorsunuz, aynı umutsuzluk. Karpaz'a gidiyorsunuz, aynı umutsuzluk. Girne'ye gidiyorsunuz, aynı umutsuzluk. Yani ekonomik açıdan farklı bir yer olması açısından söylüyorum. Evet, evet, evet. Aynı umutsuzluk. Özellikle genç jenerasyonda. Düşünün, çocuklarımızı okutuyoruz, özel okullara yolluyoruz, para veriyoruz, üniversiteye yolluyoruz ve çocukların elimizden uçup gidişini seyrediyoruz. Çünkü giden geri gelmiyor. Neden? Siz burada onların geri gelip katkı koyabileceği, onların geri gelip içinde yer alabileceği bir sistemi kurmuyorsunuz. Gelen de çok, yani çok mutlu mu? Ben yani gençlerden en fazla duyduğum şey, eğitim aldığım alanda yapabileceğim bir şey yok diyor. Gelip gidenleri de biliyoruz. Ailemize de var. Hocam toplumu nasıl değişime motive edeceğiz? Yani şu doğru. Herkes hayıflanıyor. Herkes kaygılarını anlatıyor. Herkes sıkıntılarını dile getiriyor ama yıllar içerisinde baktığımızda aynı siyasetçileri seçme geleneği devam ediyor bu toplumda. Aynı yakınlara hemen aynı partiler etrafında dönmeler devam ediyor. Bu toplumsal motivasyonu insanları değişime inandırmak. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Halinden de memnun çok ciddi bir kesim var. Şimdi bir kere değişime nasıl değişim için nasıl harekete geçireceksiniz? Popülizm yapmayacaksınız. Bir kere doğruyu söyleyeceksiniz. Yani gittiğimiz köyleri de arkadaşlar bilir. Biz size buradan işte filan memlekete köprü yapacağız diye bir söz vermeyeceğiz diyerek başlarım konuşmaya. Arkadaşlar da örneklendirirler bunu. Yani mesela Yunanistan'da bir Siriza örneği var. Bir rüzgarla geliş var ama bir de popülizm var arkasında. Ondan sonra gerçeklenen yüzleşme çok var. Ciddi bir hayal kırıklığı. Ciddi bir hayal kırıklığı ortaya çıkıyor. Biz bunu yapmayacağız ve şimdiye kadar da yapmadık. Ama iki tane önemli nokta. Birincisi siyasi irade. Az önce sorduğum soru aslında çok önemli. Önemli bir yönü var onun. O da şu, hep şeye odaklanıyor biz. Göreve geldikten sonra ne için yapamaz? Yani yaptıydı, yapamadıydı, işte hükümet öncesine bakmak lazım. Yani iktidara gelene kadar yaptığı siyasetin türü ve kurduğu ilişkilerin biçimidir siyasi iradesinin olup olmamasını sağlayan. Yani siyasi iradesini o iktidara gelmeden önce ipotek altına koyarsa zaten geldiğinde yapamaz sevgili Hüseyin. Yani bir iş insanıyla eğer özel bir ilişki kurarsa, belli bir miktarın üzerinde yardımlar, bağışlar vesaire alırsa bir siyasi parti, göreve geldiğinde o kesimlerden vergi alamaz. O kesimler kaçak işçi çalıştırdığında onu denetleyemez, ona ceza kesemez. İlişkiyi belli bir düzeyde, kurumsal şekilde kurması gerekir. Bağımlılık ilişkisini kesinlikle geliştirmemesi gerekir. Bak bugün siyaset hayatımızda aktif olan diğer partilere, yani aslında ben statükonun parçası olan siyasi partilere hep bu tür ilişkilerle hayatlarını idame ettirmişlerdir. Biz bu konuda çok hassasız ve yani basın toplantısında da parti kurulurken doğru, hep altını çizerek vurguladık. Bir ikincisi, vatandaşla kurduğun ilişki de önemlidir. Yani eğer vatandaşa birebir de ben senin oğluna, ben senin kızına her düzeyde talepler tabii bitmez. Olacak ama şunu söylemek lazım gerçekçi bir biçimde. Hayır, ben senin oğluna ya da kızına iş bulmak değil, genel anlamda edebiyat mezunlarının da iş bulabileceği şöyle bir adım atacağım, istihdam alanı yaratacağım demektir. Öbür türlü ilişkiyi kurarsan göreve geldiğinde hayal kırıklığını yaratırsın ve söylediklerini yapamazsın. Benzer şekilde sendikalarla da öyledir. Eğer bir veya birkaç sendika ve onlarla kuracağın kurumsal ya da organik ilişkiyi sana verdikleri destekle sen iktidara gelirsen, iktidara geldiğinde yapman gerektiğine herkesin inandığı şeyi yapamazsın. Bir direnişle karşı karşıya kalırsın. Dolayısıyla bizim söylediğimiz şey şudur. İktidara gelene kadar kesinlikle popülizm yapmayacağız. Kuracağımız ilişkiler iktidara geldikten sonra da ama evet, kuracağımız ilişkilerde irademizi ipotek altına koymayız. Çünkü bunu yaptığın takdirde verdiğin sözü tutamazsın. Bir diğer nokta da mesela şeye çok katılmam. Topluma toplumda değişim inancı var mı ya da değişim ister mi? Kesinlikle toplumda değişim inancı bence vardır. Bazı doneleri birlikte ele alalım. Yani mesela yakın siyasi geçmişimize bakalım. Belediye seçimlerinde
bir değişim mesajı toplum verdi aslında kendisine bir fırsat verildiğinde. Genel seçimlerde de verdi. Erken genel seçimde karma oyu 3 katına çıkararak verdi o mesajı. Yani rahatsızım be arkadaşlar, benim önüme döktüğünüz bu listelerinden aradan seçeceğim dedi aslında vatandaş. Referanduma bir anayasa değişikliğini önüne koyduğunda, parlamentonun oy birliğiyle kabul ettiği bir anayasa değişikliğini, vallahi içinde iyi şeyler olabilir ama ben genel anlamda size güvenmiyorum mesajını vererek verdiği toplum hayır dedi buna. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimi çok açık ve aleni bir biçimde. İşte yok parti yoktur, para yoktur, bilmem örgüt yoktur denilmesine rağmen vatandaş bir vizyona sahip çıktı ve iradesini ortaya koydu. Bütün bunlar bence değişim yönünde vatandaşın ortaya koyduğu bir iradedir. Bir de şunu görmek gerekir. Yani siyasette aktif olan insanlardan ibaret değildir Kıbrıs Türk halkı. Yani sokakta bayrak sallayanlar değildir iradeyi ortaya koyacak olan. Bugüne kadar çok sesini çıkarmayan sessiz çoğunluktur belirleyici olacak olan. Bundan sonra çok daha fazla belirleyici olacak. Çünkü insanların hakikaten o söylenip de yapılmayan şeylerden dolayı biraz burasına gelmiş durumdadır. Evet. Peki Ayşegül Hanım, nedir hedef? Hedef ne olmalıdır size göre? Halkın partisinin kısa vadede bu topluma vaat ettiği veya kısa vadede yapması gereken şeyler nelerdir size göre? Evet. Çünkü tespitiniz var. Evet, zaten aslında değişim, az önceki sorudan gelirsek, değişimin kesinlikle halkın istediği bir şey olduğuna ben inanıyorum. Neden inanıyorum? Çünkü halk bize o mesajı veriyor ve bizler bu partiyi kurmadan önce halkın partisi nasıl bir vizyon ortaya koyacak diye konuşursak, biz bu partiyi kurmadan ve kurma kararı almadan önce zaten her sektörde, eğitimde, sağlıkta, tarımda, turizmde, hukukta, ekonomide, her sektörde çalışma gruplarımızı oluşturduk. Sizin dediğiniz tespitlerin ötesine geçerek aslında çözüm önerilerimizi, projelerimizi mutfağımızda ısıtıp beklettik. Ve şu anda bir erken seçimde iktidara geldiğimiz ilk günde projelerimiz mutfakta pişirilmeyi değil, sunulmayı bekliyor. Dolayısıyla bu anlamda bizim Halkın Partisi olarak değişime hazır olduğumuzu öncelikle söylemem gerekiyor. Değiştirilmesi gereken evet birçok şey var. Az önce bahsettik, sistemden bahsettik. Sistemin yenilenmesi gerektiğinden bahsettik. Ben şuna inanıyorum. Demokrasinin en temel unsurlarından kuvvetler ayrılığını düşündüğümüz zaman yasama, yürütme ve yargı en temel unsurlardır. Ve yargının ki ben kendi konum olduğu için buradan başlamak isterim. Yargının yürütmeyi ve yasamayı dengeleyici bir sigorta işlevi vardır. Ve ben bugün toplumda en yozlaşmamış, bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyan tek erkin yargı olduğuna inanmaktayım. Ve her şeye rağmen. Her şeye rağmen inanmaktayım. Evet, yargıda sorunlar olduğu, hukukta reformların gerçekleşmesi gerektiği inancındayız ve zaten parti programımızda da 4-5 sayfaya varan genel hatlarıyla yapılmasını öngördüğümüz değişiklikler ve çözüm önerileri vardır. Ama yargıdaki reformu sağlamak yürütmenin ve yasamanın yardımıyla, işbirliğiyle olur. İşte bu noktada siyasi iyi yönetim ilkesini hayata geçirmemiz gerekir. İyi yönetim ilkesini hayata geçirmemiz ve iyi idareyi iyi yönetim ilkesiyle birlikte, sosyal adaletle birlikte sağlamamız gerekir ki yargı işlevini yerine getirebilsin. Yürütme kendinden kaynaklanan sorunlara yargının denetimiyle doğru bir duruş sergileyebilsin. Yasama da tabii ki hukuktaki reformları yerine getirerek güncel hayatın, sosyal ve ekonomik değişikliklerin önündeki yeniliğe yol açacak çalışmalar yapsın. Yani bu anlamda hukuktaki reformlar açısından bakacak olursak tabii ki altyapı sorunlarının her sektörde olduğu gibi hukukta da altyapı sorunlarının olduğu ve aslında adaletin her ne kadar tek sağlam kalemiz olduğunu düşünsem de adaletin geç tecellisinden halkın, vatandaşımızın, hepimizin, bir avukat olarak benim de yakındığım çok ciddi durumlar vardır. Tabii adaletin geç tecellisinin toplumda yarattığı endişe ve sıkıntı toplumun bütün alanına sirayet eder. İşte bu noktada biz öncelikle altyapı eksikliklerini tamamlamak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü aslında
Bu altyapı değişikliklerini tamamlamak da yürütme ve yasamaya düşmektedir. Nedir bunlar? Kadro sorunu vardır. Bir anayasa değişikliği gerekmektedir. Yüksek mahkeme üyelerinin artırılabilmesi için. Bina, araç, gereç, tüm bu yargıyı aktif hale getirecek, mahkeme kararlarının uygulanmasını sağlayacak sıkıntılara yol açacak bir takım altyapı eksiklikleri vardır. Ve bu altyapı eksikliklerini sağlamak için öncelikle biz yargının bir mali özerkliğe kavuşturulması gerektiğini ve kendi bütçesini kontrol edip denetleyip kendi bütçesini doğru yere kanalize edebilecek bir sistem oluşturmayı öngörmekteyiz. Bunun için anayasa değişikliğine ihtiyaç var mı? Mali özerklik için hayır. Anayasa değişikliğine ihtiyacımız yok. Genel yargı reformu için? Genel yargı reformu için anayasa değişikliğine ihtiyaç olan hususlar vardır. Örneğin yüksek mahkeme yargıçlarının sayısı konusunda anayasada yer alan bazı maddeler olduğu için evet. Veya idari mahkemelerinin idari denetimi sağlarken idarenin kusur ve ihmalinden kaynaklanan hususlarda tazminata karar verilmesi bağlamında evet. Veya yargılamanın yeğlemesi müessesesinin hayata geçirilmesi anlamında evet, anayasal bazı değişikliklere ihtiyaç vardır. Veya anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapılabilmesi için anayasa değişikliğine ihtiyaç vardır. Ama ve bu konuda da bizim çalışmalarımız zaten mevcut bir anayasa değişikliği referandum yapıldı, reddedildi ama bunun halka doğru anlatılamadığı ve bazı eksiklikleriyle birlikte ortaya çıktığını görüyoruz ki biz bu eksiklikleri de tamamladığımız inancındayız. Bir adım öteye giderek özellikle bu mali en fazla canımız yakan konulardır. Yani yolsuzluk ki siz çok üzerinde duruyorsunuz. Herkesin diline pelesenk oldu ve son derece de haklı bir noktadır. Kamunun kaynağını doğru kullanmak tamam. Ama kamuda hesap sorulmayan neredeyse tek noktadır. Ben Sayıştay'ın da mali konularda yargılama yetkisine sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Örnekleri var. Sadece mali denetim yapan değil, aynı zamanda mali yargılama da yapabilen bir pozisyona gelmesi gerekiyor. İşte orada bir tespit yapılıyor. O meclise gidiyor. 10 yıl, 9 yıl, 8 yıl sonra mecliste görüşülüyor. Komite kuruluyor. Falan filan. Yani en fazla canımızın yandığı noktalardan biridir. Yapanın yanına kar kalmasın diyen çok insan var. Ama görüyoruz ki her yapanın yanına kar kalmaya devam ediyor yıl 2016. Evet. Bu yani devlet sistemleri açısından bir tercih meselesi tabii ki. Sayıştay bazı ülkelerde hesaplar mahkemesi yani Court of Accounts olarak geçer. Söylediğin türden denetimi, yargılama ve ceza verme şeklinde Sayıştayların yaptığı modeller vardır. Bizde o şekilde tesis edilmemiştir. Dolayısıyla illaki bir anayasa değişikliğiyle o şekle dönüştürmekten ziyade Sayıştay'ın şu anda denetçiler açısından güçlendirilmesi ve Sayıştay'ın raporlarının polis ve başsavcılığın daha iyi çalıştırılarak sonuçlandırılmasıyla bence hedeflenen şey elde ya edilebilir. Da, yani. Ya ama neyse tabii ki. Oralardaki o çok ikna oluyoruz. Yani çünkü rakam rakam bir daha iki rakamlara bakıyoruz ve ikna oluyoruz. Yani benim en çok üzüldüğüm konulardan bir tanesidir. Bu Sayıştay üzerinde de ciddi bir motivasyon eksikliğine neden oluyor. Yani görüştüğümüz her Sayıştay üyesi rapor kalıyor orada. Evet. Bir rapor, o vicdan azabıyla yaşıyor. Yani ben yaptım, buldum, tespit ettim ama orada kaldım. Aslında sevgili Hüseyin, bununla ilgili bir şeyi belki de söylemek değerler var. Yani o raporlarda başka bir boyut daha var. Raporda adı geçen, ismi zikredilen ama aslında suçlu olmayanlar da evet, var. O rapor sonuçlandırılamadığı için, ismi zikredildiği için hasbelkader bazı isimler maalesef itibarı da zedeleniyor evet, insanlar. Evet, yani kalınca ve sonuçlandırılamayınca. Doğrudur. Hiç yani neyse geciken adaletin adalet olmadığını öğrendik zaten hukukçu değiliz ama hukuk konusunda en çok bildiğim konu odur. Adalet gecikirse adalet olmaz. Evet. Şimdi bu memlekette bir de kimse işini yapmıyor. İki manada kimse işini yapmıyor. Hem kimse asli görevini yapmıyor, hem herkes farklı konularda iş yapmak için bir takım arayışlar içerisine gidiyor. Tabii ki bu adaletten bahsettik ama adaletin bir de sosyal adalet boyutu var. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? Tam olarak neye sormak istediğinizi benim hiç kimse gördüğü muameleden, yaptığı işten, aldığı hizmetten memnun değil. Şimdi tabii burada yani bireysel sorumluluk da var.
bence. Yani mesela bu örneği verdiğinizde ben zannederim çok da şey yapamadım. Çünkü mesela ben kendi işim için öyle olduğunu düşünmem. Yani mesela ben gerçekten mesleğimi yaparım. Peki bir devlet dairesine gittiğiniz zaman? Evet, bunun burada sorun nedir? Bizim ülkemizde bugüne kadar hiçbir zaman başarılı olanlar ödüllendirilip, hata yapanlar, yanlış yapanlar disiplin kurullarına gönderilmemiştir. Ödül ceza alanda mantığı yok. Ödül ceza mantığı yoktur. Yani sürekli bir ödül mantığı var. Aynen öyle. Yani yanlış yapan, doğru yapan herkes her şeyi kendilerinin hakkı zanneder. Ve kamu da bunu destekleyen bir sistem içerisindedir. Sonuçta siz işinizi yapsanız da bütün gün işe gidip sabah imzanızı attıktan sonra 12 tane kahve içip sonra imzanızı atıp çıksanız da sonunda her sene siz o baremi çarpışınızı alırsınız zaten. O yüzden yani çalışsanız da olur, çalışmasanız da olur. Veya o üçlü kararname dediğimiz sistemle hak etmeyen birçok insanın tabii ki yani olmaması gereken kurumlarda olduğunu da biliyoruz. Yani kurumlar işlevini yitirdi. Kurumlara olan saygı ehil ellerde olmadığı için kurumlara olan saygı erozyona uğradı. Belki de tabii ki çünkü yani bildiğimiz gibi hepimizin de acı gerçeklerimiz. Yani çemberde bayrak salladığımız için belli mevkilere gelebiliyoruz bu ülkede. Dolayısıyla herkesin de illa işinin ehli olması gerekmiyor bir işi yapması için. Bir partide iyi bir konum olması yeterlidir. Dolayısıyla da uzun yıllar benim yani hiçbir zaman politikaya girmeyi düşünmeyişimin de sebebi odur. Yani bugüne kadar bu her zaman böyle gitmiştir. İşinin ehli olan kişiler olmaları gereken yerde olmadılar. Bu da büyük bir sonuçta bir sistemdir. Hiç mi işinin ehli insan işini yani bir görev almadı? Aldı. Ama nedir? Onlar da bu sistemsizliğin içinde kaybolur. Çünkü yani sadece bir kişinin işinin ehli olması yeterli değildir bir dairedeki diğer 9 kişi kendi işini yapmıyorsa. Çünkü sistem sonuçta hepsi birbirine bağlıdır. Bütün kamu işletmeleri hepsi birbirine bağlıdır. Yani bunların özellikle düzeltilmesi çok önemlidir. Yani artık herkesin bilmesi gerekir ki eğer siz işinizi doğru yapmıyorsanız cezalandırılabilirsiniz ya da işinizi kaybedebilirsiniz. Öyle bir şey yoktur. Siz ne bileyim ben yasal olmayan bir sürü şey yapacaksınız ama orada kalacaksınız. Hayat aynen devam edeceğiz. Ama evet ama bugüne kadar bu böyle olmuştur. Dolayısıyla da herkesin bunu bu şekilde kabullenmesi normaldir. Evet. Şey vardı sevgili Hüseyin, yani bir kamu hizmeti komisyonu diye bir şey vardı. Hani Cumhurbaşkanlığı seçiminde de değiştirilecekti. Hükümet de tasarı hazırladıydı. Cumhurbaşkanı bir taslak hazırlayıp bakanlar kuruluna verdi. Ne oldu o? Ne oldu hocam? Ne oldu o şey? Kamu hizmeti komisyonu. Yani tayin, terfi, sınav, atama, disiplin cezası, her şeye karar verme yetkisine sahip bir organ var. Herkes onun problemli olduğunu biliyor ve adım atacağı yönünde seçimde söz veriyor. Bunun içerisinde Cumhurbaşkanı da dahildir ama bir tasarı vermek de olmuyor. Bence herkes bunun takibini yapıp sonuçlandırılması gereken bir şey ama işte mevcut durumu bir avantaj sağlıyorsa görevdekilere değiştirmek de çok istemiyorlar. Biz bu konuda da çok kararlıyız ve en baştan itibaren derdimiz bu zaten. Yani bu partinin kuruluş maksadı. Bakın mesela her bir partinin bir kuruluş maksadı vardır ve görebildiğimiz kadarıyla bu statü konu parçası olan siyasi partilerin yani misyonlarını yerine getirdiler ve tamamladılar. Ama bu partinin kuruluş maksadı zaten işte bunları düzeltmektir. Derdimiz evet. Budur bizim. Yani iyi dere diye çok vurgu yaptınız. Ben bu sosyal adalet... İyi yönetim, evet. İyi yönetim, evet. İyi dere. Sosyal adalet konusunda yani bu adaletsiz ortam çok ciddi mağdurlar yaratıyor aslında. Kesinlikle. Biraz önce konuştuğumuz gibi geleceğe yönelik bakışımızı kaybediyoruz. Özgüvenimizi kaybediyoruz. O alışılmış çaresizliğin içine giriyoruz. En güncel konularda bile bugün işte sosyal medyada konuşulanlara bakın. Biz yapamayız, biz yönetemeyiz, biz beceremeyiz. Ciddi bir özgüvenimiz. Noktasına geliyoruz. Özgüvenimizi kaybediyoruz. Ama yaşadığımız pratikler de bize bazı şeyleri dayatıyor. Kötüyü yaşıyoruz. Ondan dolayı bize bu dayatılıyor. İyisini yaşasak bunları yaşamayacağımız daha şekerdir. Onun için sosyal adalet. Nedir sosyal adalet? Siz bir şeyin eğitimini alıyorsunuz. Ama sizin olmanız gereken bir memuriyet, bir sınav veya buna benzer bir şeyde o konuyla hiç alakası olmayan ancak iktidardaki partinin falan örgütünün başkanının damadı, kızı, oğlu, gelini sizin yerinize o işe giriyor.
Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Kurultay dönemlerinde bol bol münhaller dağıtılıyor. Bu kişiler işinin ehli olmamasına rağmen o mevkilere gidip oturuyorlar. Ve biz aradan geçen 6 ay 7 ay sonra o devlet dairesine gittiğimizde düzgün hizmet alamadığımız için sinirleniyoruz. Ya bir tweet atıyoruz ya bir Facebook statüsü yazıyoruz. Böyle şey olmaz, odur budur diyoruz. Ve bu keşmekeşi bütün gün daha da büyütüyoruz, seyirci kalıyoruz. Sorunun kaynağına inmiyoruz. Sorunun kaynağı sosyal adalettir. Sorunun kaynağı iyi yönetimdir. Bunları bugüne kadar yapamadığımız için, partizanlığı hayat biçimi haline getirdiğimiz için bunları yaşıyoruz. Bu kadar basittir. Biraz önce söylediğiniz gibi Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yoktur. Düzgün bir sistemin oluşturması için gerekli bireyler bu toplumda vardır. Evet. Yeter ki liyakata uygun bir şekilde. Ama bunun için çok ciddi irade üstlenmek gerekiyor. Daha doğrusu halktan aldığınız yetkiyi çok ciddi bir şekilde kullanmak gerekiyor. Ve bunun siyasi risklerini de üstlenmek gerekiyor. Yani bu idare, onu da idare edelim, bunu da idare edelim. Nasıl olsa seçim var. Bu şekilde, arada şu var. Bu şekilde hareket etmeyeceğimizi biz daha ilk günden söyledik. Evet. Ve gittiğimiz her yerde de bunu dile getiriyoruz. Kavgaya hazırsınız. Kesinlikle. 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 Hayır, başka bir örnek vererek açıklayacaktım. Yani burada mesela şu anda Sağlık Bakanlığı'nda 14 tane minhal açıldı. Ve bunlar ön lisans gerektiren minhaller. Ama geçici işçi olarak minhalle gidildi. Ve bu kişilerin tabi tutulacağı sınavda alt düzey anayasa, sadece anayasadan sorumlu olacakları bir sınavdır. Yani burada bu nedendir mesela? Yani bunu yapacaksanız okey yapın ama yani sınavınızı düzgün yapın. Bari işinin ehli, gerçekten işinin ehli insanları alın. Onları gerçekten bir sınava tabi tutun ki işinde en bilgili olan, en iyi olanları girsin bu kadrolara. Yani biz niçin hala Tolga Bey de dediği gibi kurultay dönemlerinde falan bir sürü boş bir sürü insan aldık işe, ne yaptıkları belli değil. Devlet dairelerinde bir odada 5 kişi oturur bunlar, yani her zaman söylenir, hepsini biz kendimiz de görüyoruz. Yani gazeteci ama, olarak belki de en fazla üzerinde, hele son 4-5 yılda en fazla üzerinde yazı yazdığım kurumlardan biridir. Kamu Hizmeti Komisyonu iptal edilen sınavları var. Birçok içerisinde benim de arkadaşım olan ların müdürlüğünün iptal edildiği üstelik olaylar var. Boşu boşuna bazı kurumlar anayasal kurum değildir. Ya da boşu boşuna bazı kurumlara sen bağımsız bir kurumsun denmez. Ama bizim bugünlerde en çok canımız nereden acıyor? Buralardan acıyor. İşin kötü tarafı bu. Kısa bir ara verelim. Kısa bir ara vermeden önce bu programa özgü ilk kez bu programda bir şey söyleyelim. Buyurun hocam. Şimdi siyasi partiler yasasına göre bir parti kurulduktan sonra 90 gün geçmeden seçime giremez. Değil mi? 90 gün sınırı var. Evet. Halkın Partisi kurulduktan sonra da eğer aradan belli bir süre, yani 90 gün öncesinde seçim yapılırsa bu seçime giremeyecek. Ancak bugün itibariyle ki bir karar alındıktan sonra 2 ay sonra en erken seçim yapılır. Evet. Artık bu süre engeli de kalmadı. Bundan sonra yapılacak olan herhangi bir seçimde erken seçim ne isterse olsun Halkın Partisi halkın alternatifi olacak olarak olacak. Bu ilk kez burada söylüyoruz. Evet, çünkü yani. Bugün bu tamamlanmıştır yani. Evet, pek hayırlı uğurlu olsun diyelim o açıdan da. Öyle bir endişeniz oldu mu hiç? Cesaret edebileceklerini düşünmediydik ama genelde güman olmaz bunlara diye. Güman olmaz. Denize güman olmaz diye. Evet, kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra mesele nedir? Halkın Partisi ve Halkın Partisi'nin öngördükleriyle, yapmak istedikleriyle devam edecek. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Evet, mesele nedir? Devam ediyor. Sayın Özörsay, bir soru var. Hemen aktarmak, birkaç soru var ama biriyle başlayayım ben hemen. Sayın Özörsay, neden seçim sisteminin değişmesini istemediniz? Böyle bir talebiniz oldu mu hiç? Mevcut seçim sisteminin
değişmesini istiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Halkın Partisi'nin bir açıklaması oldu. Evet. Şu anda seçim sisteminin değiştirilmesine ilişkin olarak bir taslak çalışma var mecliste. Bölgeciliğin değişmesini savunun diye bir şey var ama... Yani genel anlamda, ülke genelinde herkesin bölge temelinde değil de çarşaf liste üzerinden oy vermesine karşı çıkmadık biz. Ama şunu dikkatine getirdik vatandaşın. İlk çıkan taslakta dileyen dilediği kadar vekile, örneğin karma kullanacaksa, oy verebiliyordu. Sonra en az 25 tane tik atması gerektiği gibi bir şart konuldu. Biz bunu eleştirdik. Neden? Şimdi siz bakarsınız mesela 10 kişiyi beğendiniz, dediniz ki ben bir partiye vermeyeceğim, ben bir karma oy kullanacağım çarşaf liste üzerinden. 10 kişiye vermeyi istersiniz siz. Hayır diyor size, şimdiki durum odur, bilmiyorum bu şekilde mi yasalaşır ama 25 tane işaretleyeceğim. Peki beğenmezsen nelerini? Hayır, onları da işaretleyeceğim. Bu yaklaşım biraz vatandaşın iradesine müdahaledir aslında. Çünkü partilerin çıkardığı ve belki de bu statükonun devamından yalan olan isimleri de seçmek zorunda kalırsınız. Oyunuz sırf geçerli olsun diye. Biz bunu eleştirdik. Yoksa biz bölgecilikten uzaklaşılmasını destekleriz. Çarşaf liste yaklaşımını da destekleriz. Belki bunun biraz kademeli olarak hayata geçirilmesi daha sağlıklı olurdu ama gene de uzunca bir süredir toplumun genelinde bir genel konsensus bu konuda bence oluştu. Ve böyle bir beklenti var. Yani bölgelerin beklentilerini ve hassasiyetlerini dikkate alacak bazı formüller bulunabilir ama genel anlamda çarşaf liste yaklaşımını biz destekliyoruz. Karşı çıkmadık. Az önce eleştirdiğim yönünü eleştirdik. Dolayısıyla belli ki yanlış bir anlaşılma var. Evet, peki bir soru da Kudret Bey ve ekibinin halen Kudret Bey'in partisi olarak anılması Kudret Bey'e ne düşündürüyor diye bir soru. Bu ifade kendisine aittir vatandaşın. Bence öyle anılmıyor. Evet. Yani bazı bölgelerde. Yani bunu kendisiyle özel sayfasına da bunu atacağım. Bu konuda kendisiyle görüşmek istiyorum diyen bir vatandaş tabii, zaten. Tabii. Şimdi bu bir bazı bölgelerde, gittiğimiz bölgelerde bir miktar bunu hissettiğimiz olur ama bu bizim tercih ettiğimiz bir şey değildir. Çünkü kurumsallaşma bir ihtiyaçtır. Yani her kurumsal yapının içerisinde belli bir liderlik var mıdır? Belli bir liderlik olabilir mi? Evet, olabilir. Zaman zaman da iyidir ama kurallara bağlı olarak kurumsallaşmış bir yapı, bir ekip çalışması bence her şeyden daha önemlidir. Dolayısıyla şu anda Halkın Partisi'nin merkez yürütme organının kararları birlikte tartışması, gündemi birlikte belirlemesi, aldığı kararları görev paylaşımı yaparak hayata geçirmesi zaman içerisinde çok uzun bir zamana bence ihtiyaç yok bunun için. Vatandaşın da Halkın Partisi'nin kurumsal bir yapı olduğunu algılamasını kolaylaştıracak. Yani bu kısa süre içerisinde bence değişir. Ben bu algıların çok da bir zamana ihtiyacınız var çünkü. Yani, hangi açıdan? Yani, birçok ismi, yani örneğin ben hukuk konusunda bu şekilde akıcı üslupla konuşan birisi olduğunu bilmiyordum mesela bugüne kadar. Evet. Ama atıyorum bundan 3 hafta sonra, 5 hafta sonra bir televizyon programı yapacağımda ve hukuku tartışacağımda Halkın Partisi'nden Kudret Özersay dışında başka bir hukukçunun da olduğunu bileceğim. Yani bu manada söylüyorum ben. Ha, bu tabii yani sizin liderliğiniz, sizin karizmanız, sizin tanınırlığınız elbette Halkın Partisi ile eşdeğerdir. Arkadaşlarım biraz daha zamana ihtiyacı var. O manada ben bunun çok daha... Yok ya, zaten biz de mesela parti kurulduktan sonra televizyona ya da kamuoyunda basın aracılığıyla vatandaşın önüne çıkan tek yüz ben değilim artık, dikkat ederseniz. Farklı yönetimde yer alan, parti meclisinde yer alan, üyemiz olan, destekçimiz olan farklı isimler yoğun bir biçimde televizyona çıkmaya başladı. Bu bir süre sonra bence farklı isimlerin de artık Halkın Partisi ile birlikte anılmasına yardımcı olacak olan bir şeydir. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Önemli olan hakikaten kurallara bağlı bir biçimde kurumsal bir yapı var mı yok mudur? Biz bunun olduğunu biliyoruz. Vatandaş da kısa süre içerisinde bunun olduğunu daha da fazla hissedecek. Yani önemli olan budur. Evet. Tabii ki konuşmamız, herkesin ben seçim sistemiyle ilgili görüşlerini merak ediyorum açıkçası. Biz de
aday belirlemeden başlayarak aslında yani popüler olanın aday olması gibi birinci bir kriter var. Sağlık doktorlar sektöründe olduğu için alınmasın Celal'im ama yani doktorların bu kadar çok parlamentoda olmasının bir nedeni de budur belki de. Bu ön yargıların da galiba kırılması gerekiyor. Şimdi buna şöyle yaklaşmak gerekiyor. Hukukçu vekil yok mecliste şu anda. Yok. Tabii, bir tane var. Bir hukukçu vekil var ama bunların çoğunlukta olmaması. Halktaki algı tabii hukukçuların karşısında daima bir karşı taraf olduğu için tabii doktorlardan o anlamda belki biraz daha şanssız olabiliyor. Ama tabii işin şakası bir yana bizim bu anlamda aday belirleme konusunda baktığımız kriterleri düşündüğümüz zaman yine en başa dönüp yine iyi yönetim ilkesinden ve iyi yönetim ilkesini gerçekleştirmek üzere hangi adayların gerçekten işinin ehli olup hangi sektörlerde başarılı olabileceği, yani bir tarım sektöründe bir aday olacaksa illaki bunun popüler bir yüz olmasının gerekmediği, işinin ehli, uzman bir kimse olmasının aday olmak da bizim partimiz içerisinde yeterli olduğu inancındayız. Tabii bu parti yeni kurulan bir partidir. Partiye üyelikler veya partinin kurucuları, herkes daha önce siyasi hayatta aslında çok fazla yer almayan ve herkes kendi meslekleriyle uğraşan insanlardır. Dolayısıyla evet, o anlamda bir public figür ortaya çıkmış değildir. Bu nedenle bunun yani eski siyaset anlayışında aday belirleme açısından farklı görünebileceğinin farkındayız. Ama zaten tam da bu noktada biz değişimi savunuyoruz ve diyoruz ki iyi yönetim ilkesi gereği bizim adaylarımız veya yani kamuda yer alacak, yönetimde yer alacak, işi değiştirecek kadrolarda yer alacak kişilerin uzman konusunda uzman kişiler olması gerektiği inancındayız ve aday belirleme konusundaki kriterimizin de bu süzgeç olacağını düşünüyoruz. Tabii ki kongremizdeki üyeler tarafından seçilecek adaylar da yine kendilerini gösterebilecek ve bu konuda da tabii parti içindeki demokrasimiz kendini gösterecektir. Hocam az önce dediniz ki artık yani erken yarın nesnelerse yapsınlar biz hafta sonu birbirlerini yesinler pazartesi erken seçim açıklasınlar. Evet. Biz alternatif olarak kurultayla ilgili bir çalışmanız var mı? Halk yani, Partisi'nin kurultayı. Evet yani. Tabii ki yani biz daha ne kadar geçici yani başkan, herhalde, geçici genel sekreter. Yani seçim yapılmazdan önce genel kongrenin ve ilçe kongrelerinin de yapılması bir şarttır yasaya göre seçime girebilmenin için. Biz bunu yapacağız seçimden önce. Tabii ki seçimin tarihine de bağlıdır bu. Eğer erken seçim olmazsa, önümüzde belli bir zaman periyodu varsa, tabii ki sağlıklı bir biçimde 5 ilçede üyeliklerin gelişmesini ve yerleşmesini bekleyip üyeye dayalı bir kongre yapmayı tercih ederiz. Yani başlangıç itibariyle örneğin İskele'de 100 üye, Lefkoşa'da 500 üyenin olduğu bir kongreye gitmek çok sağlıklı olmayabilir. Dolayısıyla üyeye dayalı olmayan, erken yapılacak olan bir seçime kaçırmamak için ne kadar üyeniz varsa ve kurucularla birlikte bir kongre, hızlı bir biçimde kongre de yapabiliriz. Bu çok tercih ettiğimiz bir şey değil, seçime bağlıdır. Şu anda belirlediğiniz bir tarih yok. Hayır, belirlediğimiz bir tarih yoktur. Zaten bu memleket, bu toplum ve biz de dahil olmak üzere bu kurultaylardan, kongrelerden o kadar bir bıktık ki hiç kongre kurultay derdinde değiliz. Ama eğer erken seçim olmayacaksa sağlıklı bir üyelik geliştirip üyeye dayalı kongre yapacağız. Eğer erken seçim olacaksa seçime girebilmek için uygun bir tarihte ne kadar üyemiz varsa bir biçimde zaten geçici düzenlemeler var tüzüğümüzde erken bir kongre yapıp bunu hayata geçireceğiz. Ama bir şeyi belki söylemekte yarar var az önce konuşulanlar bağlamında. Mesela işte bir kişi ya da işte Halkın Partisi öyle bir şey ki biz 51 kişilik işte kurucu üyeler bir araya gelip parti meclisini seçtiğimizde mesela kimse liste dağıtmadı. Kimse lobi falan yapmadı. Yani ben kimseye onu seç, bunu seç falan hiç demedim mesela. Böyle bir şey olmadı. Ve seçimin sonunda 3 kişi... Hayır, demeyeceğiz. Yani zaten yanlış buralarda oldu değil mi? Partilerin içerisinde bunları gördük. Örgüt başkanları meselesi de yanlıştı. O yanlışı tekrarlamamak önemli bizim için. Merkez yürütme organında da sen şuna oy ver, al bu küçük listeciyi
Böyle bir şey yapmadık. Biz yapmayacaktık. Hakikaten fark burada olacak zaten. Ama yalnızca sizin yapmamanız yetmez. Bunun bir anlayış olarak parti içerisinde yerleşmesi gerekiyor. Bir lobi yapılır tabii ama yani genel anlamda herkes, aday olan insanlar çıkar kendisini tanıtır. Ben daha iyi yaparım der. Bir iddia koyar ortaya. Bu normaldir. Ama böyle hem seçimlerde hem parti içi seçimlerde listacıklar dağıtarak çok fazla kişinin geçmişte siyasete dönük hevesi kırılmıştır. Biz bunu kesinlikle, buna karşı bir duruşumuz var. Baştan da bunu doğru kurmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da Allah'a şükür iyi gitti. Yani. Evet. Tabii ki program bu bölümünde daha fazla gündelik konuları konuşacağız. Bu anlamda sağlık konusunda partinin anladığım politikalarının belirlenmesinde çalışıyorsunuz. Sürekli bir reform sözcüğü var. Reform, reform, reform. Reformu bekliyoruz ya biz. Gündelik hayatta o kadar çok şey kaybediyoruz ki böyle dokunsanız düzelecek o kadar çok şey var ki. Genel anlamda uzun yıllar yurt dışında da yaşayan birisi olarak sağlık sistemimizle ilgili saptamanız nedir? Mesela bizim saptamamız, bizim için kolay, sağlıkçı olmadığımız için sağlık sistemi kanser deyip geçiştiriyoruz biz. Evet. Ama grip gibi de hafif bir şey. Acaba? Grip gibi de hafif bir şey değil herhalde. Değil, aynen. Domuz gribi. Evet. Evet, gerçekten nereden başlasam? Yani sağlıkta tabii sorunlarımız çok. Dediğiniz gibi ve işte her yeni hükümette de farklı şeyler ortaya konuluyor. Geçen gün Facebook hatırlatmalarında geçen sene bu zamanlar paylaştığım Ahmet Gülle'nin kanser haftası nedeniyle yayınladığı bir yazı vardı. Ve işte kanseri önlemek için yapacakları ve işte kurulan bir onkoloji kanserle hastanesi. Savaş bir şeyi, evet, birimi. Sonra onkoloji hasta birimi, öyle bir birim yani varsa ben hiç duymadım. Yani varsa hatta içinde olmak istedim. Biliyor musunuz vardı ben aranıyordu insanlar. Ben ailemde yaşadığım için biliyorum. İnsanlar aranıyordu işte bu yıl taramanız var falan diye ve o sistem şimdi yok. İşte böyle her şey böyle geçici. Mesela bir heyecana gelinir. Biraz bir şeyler yapılır. Sonra o kaybolur. İşte dediğiniz gibi mesela onkoloji hastanesi. Onkoloji hastanesi şu anda bitti. Boş durur. Neden İçine açılmaz? Koyacak insan. Hasta İçine var. Koyacak, onun evet, dışında insan hiçbir şey yok. 200 tane hemşire. İnsan var. İnsan çok. Yani hasta Hayır, insan hasta çok. Hasta insan çok. Evet. Ama yani mesela 200 tane hemşireye ihtiyacımız var genel olarak mesela. Sadece Refkoş Hastanesi'nde. O yok. Onkoloji hastanesine koyacak doktor yok. Onkolojinin bir bölümü galiba dahili olacakmış, ne olacakmış belli değil. Bu arada biz tabii daha oraya bir tane... Daha var biliyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Yani ana hastaneye taşınması lazım hastaların. Havayla temas etmemesi lazım. İki hastane onu, arasında tabii, bir... Tabii aynen onu söyleyeceğim lazım. Zaten eğer biz otopark mesela... Otopark yok, elektrik yok. Şimdi biz yeni bir hastane yapmayı planlıyoruz. Eğer yeni bir hastane yapacaksaydık, onkoloji hastanesini yaptığımız yere neden yaptık? Ve bu arada yani gerçekten beraber çalıştığım çok başarılı işinin ehli doktor var bu ülkede ve yani 30 sene önce benim babam da doktordu. 30 sene önce yani ben ne anlatırsam şey der, 30 sene önce aynı şeyi biz de yaşadıydık da öyle olduydu böyle olduydu. Yani hala daha tarih tekerrürden ibarettir. Devam, yani aynı şeyleri yaşamaya devam ediyoruz. Ve bir yani, düşündüm daha şöyle bir 20 sene öncesini de biz hatırlıyoruz hocam. 25 sene öncesini. Yani ben de aynı şeyleri konuşuyorduk. Aynı şeyleri konuşuyorduk ve yani benim işte mesela bu partide yer almakta motivasyonum buydu. Yani ben çocuklarımın da yani 30 sene sonra ben de oğluma, kızıma demek istemem. Evet yani işte aynı şeyi ben de yaptıydım. O komitede ben de yer aldıydım. İşte biz de bu siparişleri bunları yapmaya çalıştık ama yapamadıydık. Demek istemiyorum ben artık. Neyse işinin ehli çok insan var dediğim gibi. Mesela kadrolar tamamen boşalmış durumdadır şu anda sağlık sisteminde. Herkes emekli oluyor. Onun yerine alınan herkes geçicidir, sözleşmelidir. Hiç kimsenin iş güvencesi yoktur. Laboratuvarlara bakarsanız laboratuvarlarda bir böyle emekli olmaya yakın kadrolu kesim var. Bir de genç sözleşmeliler, geçiciler var. Bazı laboratuvarlarda onlar bile yoktur. Ve emekli olacak insanların yerini alacak mesela onların yerini yetiştirmeye gereken kişiler işe alınmamıştırlar hala. Hemşire eksikliği çok büyüktür. Belli alanlarda doktor eksikliği çok büyüktür. Olan doktorlar da haklarını alamadıkları için
haklı olarak istifa ediyorlar teker teker. Evet, ediyorlar. Çünkü şimdi. Yani evet, özelde çok daha iyi fırsatlar var. Neden kendilerini paralamaya devam etsinler bu sistemsizlik içerisinde? Yani haksız değil herkes. Bunlara ek olarak diğer büyük eksikliğimiz, mesela bir epidemiyoloğumuz yoktur bizim. Yani mesela işte kanser, bu Ahmet Güller'in açıklamasında şey de vardı. İşte kanser başka ülkelere göre bizde daha azmış, belli sayılar verdiler orada. Yani o sayılara mesela ben hiç inanmam. Yani bence sokaktan geçen bir vatandaşa sorarsanız da inanmaz. Ama yanlıştır demiyorum. Ama yanlış olup olmadığını bence bilecek kadar yeterli veri yoktur elimizde. Evet. Çünkü biz hiçbir zaman zaten veri toplamadık. Topladığımız veriler de ya sel bastı gitti, ya sistemi işte aldıkları otomasyon sistemini ödemedikleri için backup'ı yoktu ve gitti biz falan filan. Biz istatistiği severiz. Ama istatistiği ama gerçekten yani bunlar gerçeklerdir ve yani bizim veri toplamıyoruz. Topladığımız verilerle ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dediğim gibi bir epidemiyoloğumuz yoktur, bir biyostatistikçimiz yoktur. Sonra diğer bir sorunumuz koruyucu sağlık hizmetleri diye bir şeyimiz de yoktur. Esas önemli olan o değil mi? Çok önleyici sağlık hizmetleri. Önleyici sağlık hizmetleri. Yoktur. Yani biz vatandaşımızı bilgilendirmiyoruz. Farkındalık diye bir şey yok. Ve ondan sonra işte birisi ve bu sağlık sektöründen birisi olabilir. İşte domuz gribi kelimesini atar ortaya ve bütün ülke panik içindedir. Çünkü nedir? Bizim sisteme hiçbir şekilde güvenimiz yoktur. Dolayısıyla bakanlığın yaptığı bir açıklamaya da güvenimiz yoktur. Ki yani mesela bu seneki grip salgını, gerçi yani her sene olan grip salgını, evet biraz ağır bir salgındı kesinlikle, bunu kimse inkar edemez. Ama bunun mesela ağır olup olmayacağını... Geçmiyor bir de. Geçmiyor. Ama, ama şöyle bir şey var, yani grip salgını her sene olan bir şeydir ve grip salgınının ne kadar şiddetli olacağı, ne kadar uzun süreceği seneden seneye değişir ve bunu önceden tahmin edemezsiniz. Yani virüsler çok akıllı organizmalardır ve kendilerini DNA'larını değiştirirler, mutasyona uğratırlar ve o bulundukları ortama adapte olurlar. Orada bile değişim var. Evet. Onlar bile değişim. Organizmalar bile değişir. Bu memleket değişime geçecek. Ama nedir? Tabii ki biz sağlıkçılar olarak toplumumuza da yeteri kadar belki bilgi veremiyoruz. Dediğim gibi koruyucu sağlık hizmetleri. Kaynakla alakası var mı? Yani hep o söylüyor. Kaynak. Bence kaynakların doğru kullanılmamasıyla alakası var. Var para yok mu? Para var yani. Ama nedir? İşte seyri seferinizi ödersiniz ama bütün yollar çukurdur ve ben her ay gidip yeni lastik alırım arabama. Yani çünkü o iş için kullanılmıyor. Evet. Sağlıkta da birçok para giriyor. Ama yani mesela ben laboratuvarımın kazandığı bu çalışma izinlerinden falan mesela bayağı bir para girer aslında bizim yaptığımız testler için. Ama ben o testleri için, kit almak için sanki evime çamaşır makinesi alacakmışım gibi savunmak zorundayım. Yani mesela o çark dönüp de beslemesi gereken yerleri beslemez. Evet. O en ciddi sorunlarımızdan biri. Bir de şöyle bir yanlış var Sayın Tolga Atakan. Çözüm olmasa düzelmez. En duymak istemediğim cümlelerden biridir. Buna alıştırdı kendimizi. Çözüm olmazsa yoldaki çukurlar kapanmaz. Düzelmez. Çözüm olmazsa düzelmez. Çözüm olunca mı işte kitler alınacak? Çözüm olunca mesela şu anda televizyonun bulunduğu yerin önünden geçen ve her gün sabah kanser olan cadde düzelecek. Çözüm olunca mı Gönyeli Kavşağı'na bir çözüm bulacaklar? Çözüm olunca mı mesela ihaleler daha şeffaf olacak? Yani sıralayalım, gidelim bunu. Çünkü çözüm olursa Avrupa Birliği'nin işte değerlerini mecburen uygulayacağız. Yani İtalya da Avrupa Birliği üyesi bir ülke. Durumu ortada. Yunanistan'ın durumu ortada. İspanya, Portekiz sıralama gidebilir. Biz işimizi doğru yapıyor muyuz? Biz gerçek anlamda bir sistem çerçevesinde hesap verebilir, şeffaf, attığı her adımın karşılığının ne olduğunu bilen bir sistem kurabiliyor muyuz? Budur önemli olan. Ve ben bunun çözümle Avrupa Birliği değerleriyle, ki Avrupa Birliği değerleri zaten oradadır. Yani siz Avrupa Birliği değerlerini uygulamak için bir sistemin içine girmek zorunda değilsiniz.
O değerler orada duruyordur zaten. Yani siz gidip bunları günlük hayatınızda uygulayabilirsiniz. Bunları hayata, yaşama geçirebilirsiniz. Bunun için illa da o sistemin içine girmek veya işte ne bileyim ben bir çözüme ulaşmak gibi bir zorunluluk yoktur. Kaldı ki şu haliyle bir çözüm olması zaten bana göre bir felakettir. Çünkü bir çözüm anında oluşturucu devletlerden biri olarak altyapı bağlamında işte sistem bağlamında hiçbir şeye sahip olmadığımız için sağlıklı bir birlikteliğin de ortaya çıkabileceğine ben inanmıyorum. Yani bir de olaya bu açıdan bakmak gerektiği düşüncesindeyim. Peki yapılması gerekenler var. Az önce bu sosyal adaletten bahsettik aslında. İki türlü çok güçlü statük var bizim ülkemizde. Bir, ya o nasıl olsa Türkiye bizim için düşünür. Bir de ve ne yaparsa iyi yapar. Dolayısıyla aman ha bu konuda bir şey söylemeyin. Bir de az önce bahsettiğim konu. Bir de olayın bu yönü var. Bunların tümü iş yapmadığımız zaman ruhumuzu rahatlatıyor. Ya çözüm olmadığı için olmuyor ya da Türkiye düşünmediği için olmuyor. Ama irade dediğimiz şey önüne geçmiyor toplumun. Ben iş yapan iradeden bahsediyorum. Geçmesi de mümkün değildir. Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi o özgüvene sahip değiliz şu an itibariyle. Süratle bu özgüveni oluşturmamız lazım. Neyi istediğimizi, neyi hayata geçirmemiz gerektiğini ortaya koymamız, bunu toplumsal bir konsensus halinde tartışmamız, gerekliliklerinin tartışılması lazım. Şimdi Türkiye örneğinden yola çıktık. Hemen bir örnek vermek istiyorum ben bu konuda. Çarşamba günü benim cep telefonuma bir SMS geldi. Su konusu anlaşıldı diye. Neredeyse 72 saat geçti. Şu an itibariyle ben bir vatandaş olarak, bilmiyorum siz bir basın mensubu olarak biliyor musunuz? Neyin anlaşıldığını bilmiyorum. Ne konuşulduğunu bilmiyorum. Çünkü herhangi bir devlet yetkilisi çıkıp da ey KKTC halkı biz işte Ankara'ya gittik, şu kadar bakanla orada bir anlaşma yaptık, geldik ve konu budur dediğini ben duymadım. Ortada dolaşan bazı spekülatif bilgiler var. Hayır, uzlaşılan belge kamuoyuna yansıdığı ayrı 23 maddelik bir belge. O belge midir, değil midir? Şu anda net bir şey yok. Yani şu anda spekülatif bir belge dolaşıyor sosyal medyada, bilmiyorum. Takip ettiniz ki umarım doğru değildir. O belgeyle kamuoyuna paylaşılan belge aynı belge değil. Böyle bir durum da var. Yani iyi yönetimin sosyal adaleti içinde barındıran iyi yönetimin bu olmadığına inanıyorum. Siz halktan kopuk bir şekilde, halkla herhangi bir bilgi paylaşmadan ne olacağını, nasıl yapılacağını, ki gene su örneğinden gitmek istiyorum. Bu su, bir gün sabah uyandık ve Geçitköy Barajı'na borular bağlanıp da sular akmadı. Yani bu suyun geleceği yıllar öncesinden belli. Bunun çalışmaları yapıldı, kurultayları yapıldı hatırlarsınız. İşte denizaltından borular geldi, borular geldi, işte bir sürü uzmanlar konuştu, hatırlıyoruz geçmiş yıllarda. Su geldi, baraja attı, biz kavga etmeye başladık. Evet. Hani bunun planı, hani programı, bunun hani altyapısı? Su konusundaki düşünceniz nedir? Ben bununla devam edeceğim çünkü hocamla başlayacaktım bu soruyu ama... Bir bağımlılık olarak mı görüyorsunuz, yoksa bu stratejik olarak doğru kullanıldığı zaman Kıbrıslı Türkler için çok ciddi bir üretim kaynağı ve güç olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Su büyük bir güçtür. Özellikle yaşadığımız yıllar itibariyle baktığınızda dünyada su kaynaklarının azaldığı bir dönemde bizim ülkemize bu büyüklükte bir kaynağın aktarılması, doğru kullanılırsa, sağlıklı bir ilişki içerisinde kullanılırsa çok ciddi bir güçtür. Üretim bağlamında da, kullanım bağlamında da, refah bağlamında da buna bağımlı olarak çok ciddi bir güçtür. Ancak baştan nasıl kurguladığınız önemlidir.
baştan nasıl oluşturduğunuz önemlidir. Yok ki. İlişkiyi. Ne kurgu var ne... Hiçbir şey yok. Şu anda oluşturma. Şu anda öyle bir noktaya geldik ki dışa baktığınızda tek ilişki kurabileceğimiz ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile itibarımızı zedeleyen, ilişkilerimizi zedeleyen, oradan bize bakışı negatif yönde etkileyen bir etkileşim içerisindeyiz. Dediğim gibi öyle bir şey yansıdı ki umarım doğru değildir o yansıyan. Eğer öyle bir şeyse, yani bu belgenin bir gerçekliği varsa, durum çok vahim. Hangi açıdan? Her açıdan. Biz her şeyimizi, irademizi, yönetimimizi, işte geleceğe yönelik neyimiz varsa hepsini bir çantaya koyduk. Çantayı da gittik bir başkasına verdik gibi bir durum şimdi ortada. Kıbrıslı Türkler açısından bölgede izlememiz gereken ve pozisyon almamız gereken çok ciddi gelişmeler var. Yani biz neyik? Yani biz küçücük bir toplumuz, biz buna ne yapabiliriz demekten ziyade, yani bugün İsrail ve İsrail'in Avrupalılaşma sürecinde çok ciddi bir geçit yolu veya bölgedeki enerji politikalarında çok ciddi bir geçit yolu olabilir Kıbrıs ve bu aslında Kıbrıs Türklerin gücüdür. İklim, burada olan iklim, enerji konusunda Kıbrıs Türkleri bölgede global bir oyuncu yapabilecek kadar uygundur. Biz hala da suyu bağımlılık, kabloyu bağımlılık, bu benim kendi görüşümdür. Suyu bağımlılık, kabloyu bağımlılık, yani böyle bir fanozun içerisinde gelecek en küçük taşta böyle yok olup gidecekmiş gibi görüyoruz kendimizi ki bu toplumun zekasına, bilgisine, yetişmiş insan gücüne daha büyük bir hakaret olamaz. Bence bunu çok doğru kurgulamak ve buradan Türkiye'ye karşı da, Güney Kıbrıs'a karşı da daha dik, daha güçlü bir birey olma şansımız var. Bir salen daha, çok daha farklı şeyler tartışıyoruz. Hocam bu su konusu aslında bu toplumun siyasi yapısını, iş yapabilme becerisini, kendine olan güvenini, hepsini çok iyi anlamamız bağlamında böyle bir laboratuvar görevi görüyor son 2-3 aydır. Siz şu anda başbakan olsaydınız ne yapardınız bu konuda? Bir kere şu anda başbakan olmaktansa bir sene önce başbakan olup da su konusunda gerekli hazırlığı yapmayı ve o şekilde Türkiye ile müzakere masasına oturmayı tercih ederdim ben. Çünkü onu yapmadılar. Esas problem de oradadır. Hazırlıksız bir biçimde oturdular ve az önce konuştuğum... Kayıp 4 yıl var o konuda. Tabii 2010'dan aldığınızda mesela, onun öncesi de var ama diyelim ki işte son hükümet. Ama esas mesele nedir? Bir kere eğer suyun yönetimiyle ilgili olarak parametreleri doğru yere oturtmazsanız, evet su bir bağımlılık yaratabilir ve sorun olabilir yani. Ama doğru bir zemine oturtursanız, sevgili Tolga'nın da söylediği gibi bir güç de olabilir. Şu ana kadar hükümetin bunu kötü yönettiği, bir yönetim zafiyeti içerisinde olduğu ve bu sebepten dolayı da Kıbrıs Türk tarafının müzakere içerisinde pazarlık gücünü yitirdiği bir durumla karşı karşıyayız ve vahim bir durumdur aslında bu. Şu anda ortaya çıkan yapıya baktığınızda sadece gelecek olan suyun değil, buradaki bütün su kaynaklarının, yağmur suyunun, arıtmanın ve her şeyin tek bir şirkete verileceği bir modelden bahsediliyor bu metnin içerisinde. Yani aslında bir tekelleşmeden bahsediliyor. Sadece Türkiye'den gelecek olan suyun dağıtımı ve işletilmesiyle ilgili bir model değil karşımıza çıkan şu anda bu metnin içerisinde. Bütünen bütün suyun bir şirket tarafından işletilmesine dönük bir model var karşımızda. Eğer bu metin doğruysa, biz Halkın Partisi olarak en başta şunu söyledik. Hatta yani bu müzakere masasına hükümet işletme nasıl olacak diye oturmazdan önce karma bir modelin uygun olabileceğini söyledik. Yani kamu özel ortaklığının uygun olabileceğini söyledik. Ama bizim için önemli olan bu bugüne kadar yaşadığımız laf kalabalığı ve laf azanlık değildi. Bizim için önemli olan bu demagoji değildi. Ben yönettim, sen yönettim. Somut şeylerdi. Yönetim denilen şey, işletim, işletilmesi denilen şeyin unsurları nelerdir, biz onları koyduk ortaya. Bir, özel şirketlerde olabilir mi? Biz olabilir dedik ama yabancı şirketlerin yanında yerli şirketler de olsun ve bunun bir yüzdeliği olsun dedik. Bu metni içinde biz bunu göremiyoruz şu anda. Özür dilerim. İki, bu ihale şartnamesinde olacak. Hayır efendim. Bunu sordum. Evet. Ben ve yüzde
liği de konuşuldu, tartışıldı. Bu metin, ben eğer dün akşam baktığım metin esas metinse, bu metin ona izin veren bir metin değil yani. Kimse kusura bakmasın. Çerçeveyi çizen çerçeve anlaşması, 2010'daki anlaşma buna izin verirdi. Ama şimdi eğer bu metin imzalanırsa ona fırsat veren bir metin değil bu. Ha, aksi yöndeyse birisi bize bunu göstersin. İkincisi yani bir tekelleşmeye neden olmama meselesi ve yerli şirketlerine dahil olması. İkincisi yerli istihdam yapmaya ya da almaya zorlayabilirdik biz yapacağımız bu kamu özel ortaklığında. Biz şimdi bakıyoruz, gelecek olan şirketin özellikle belli niteliklere sahip istihdamıyla ilgili olarak bütün izinlerin otomatik olarak verileceği bir yapı oluşturuluyor. Yani bırakın yerli istihdamı, en az %30 KKTC vatandaşı istihdam edilecek gibi bir şeyler koymaktı marifet. Müzakere oydu. Esas yapmamız gereken, elde etmemiz gereken şeyler bunlardı. Gelecek olan sudan Kıbrıs Türk'ün de yararlanmasını gerçekten sağlayabilmemiz için. Bu metinde onu da görmüyoruz biz. Devam edelim. Vergisini bu gelecek olan şirketlerin diye düşünürdük. Biz bir şirket görüyoruz şimdi. Çünkü ilginçtir, metnin içerisinde sadece kullanım suyunun değil, aynı zamanda zirai maksatla kullanacak olan suyun ihalesine de aynı şirketin teklifte bulunabileceği özellikle yazıldı. Dolayısıyla aslında tek şirkete verileceği hissi var metnin içerisinde. Evet, doğru. Peki vergiyi nereye verecek? Bütün vergilerde muafiyet var. Metnin içerisinde açık net. Bu da net bir biçimde yazılmış. Belediyelerin rolüyle ilgili olarak baktığınızda, evet doğrudur, belediyeler iyi yönetilmedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ciddi bir zafiyet var, aşırı bir istihdam var, kötü yönetiliyor. Bunların hepsi doğrudur. Ama yine de öyle bir yapı var ki şu anda, yaratılan öyle bir yapı var bu metnin içerisinde. Bu sistemin dışında kalma kararını veren belediyenin canına okullar. Neçin? Çünkü o yerel su kaynaklarından ancak su verebilir ama fiyatı belirleyecek olan şirkettir. O fiyattan vermek zorundadır. Bir de suyun niteliğiyle ilgili olarak ciddi bazı sıkıntılar yaşayacağı için vatandaştan da bir baskı alacak. Şunu söylemeye çalışıyorum. Fiyatı belirleyecek olan devlet şirket mi yoksa? Şirketle KKTC hükümeti birlikte belirler. Evet. 19 Temmuz 2010 tarihli anlaşmanın 3. maddesine göre. Evet. Ve şimdi bu metinde de o 3. maddeye gönderme var. Ama o belirlenecek olan fiyattan satmak zorundadır belediyeler. Dolayısıyla belediyenin aslında bunun dışında kalmayı tercih etmesi durumunda ciddi anlamda eli kolu bağlanacak. Bir başka husus daha var. Bir alım garantisi vermek zorundadır KKTC hükümeti. Eğer verdiği garantinin altında bir su satın alınırsa gelecek olan şirketten, aradaki farkı KKTC Maliye Bakanlığı ödemek zorundadır. Bu farkı ödemek istemeyecek olan Maliye Bakanlığı da dönüp belediyelere, ve arkadaş siz de dahil olun, olmazsanız bunun altına düşeceğiz diyecektir yani. Dolayısıyla bu sistemin dışında birisi kalamayacak aslında. Yani tek bir sistem ve bir tekelleşme görüntüsü var ortada. Hocam, bunlar neden ne için ortaya ki? Çıktı? Yani... Bakın şunu özellikle vurgulama ihtiyacı hissederim. Şimdi bunun faturasını oturup Türkiye'ye kesmek kolay olandır. İşte Türkiye bunu dikte ettirdi vesaire. Biz öncelikli olarak bunun sorumluluğunun bu ülkeyi yönetme iddiasıyla hükümette olan siyasi partilerde olduğunu düşünüyoruz. Bu zafiyeti yarattılar. Sürekli olarak bunu ağızlarında sakız gibi çiğnediler. Türkiye'den öneri geldiğinde karşılık vermediler. Son eşikte BESKİ'yi oluşturdular. Ondan sonra onu da beceremediler maalesef. Ve bir pazarlık güçleri yoktu masaya oturduklarına. Ama en vahimi ne oldu? Evet, tam bir laboratuvar. Nasıl ki kötü yönetimin laboratuvarı ve minyatürü Lefkoşa Türk Belediyesi'dir her açıdan. Aşırı istihdam, yolsuzluk, yozlaşma, şimdiki belediye başkanlığı tenzih ederek söylüyorum, zaman içerisinde oluşturulmuş bir yapı. Su konusu da tam anlamıyla Türkiye ile ilişkilerimizin nasıl olmaması gerektiğini gösteren bir modeldir. Pazarlık gücünü yitirdiğimiz bir modeldir. Sevgili Tolga Atakan'ın söylediği gibi itibarımızı zedeleyen bir hale dönüşmüştür ve maalesef kimin yetkili olduğunu biz daha anlamadık. Yani Türkiye'ye gidip müzakere eden ya da Türkiye'den gelen heyetle müzakere eden bakanların hükümet adına mı müzakere ettikleri, partileri adına mı müzakere ettikleri, partilerinin parti meclisleri adına mı müzakere ettiklerini anlamış değiliz. Ama net olan bir şey var. Şu anda Kıbrıs Türk'ü açısından olumlu bir tablo yoktur ortada suyla ilgili olarak. Bu noktadan sonra da bir şeyi düzeltebilirler mi emin değilim. Ama ciddi anlamda kaybeden Kıbrıs Türk'ü olmuştur.
Bundan sonra bakın yani Halkın Partisi tek başına iktidara gelme iddiası olan bir partidir. Göreve gelmemiz durumunda biz bunun düzeltilmesiyle ilgili eğer bu adımı atarlarsa ve bunu kabul ederlerse kendi çalışmamızı yapacağız. Çünkü bu noktada ciddi bir kayba uğradığını düşünüyoruz biz memleketin. Az önce söylediğim noktalar sadece işte Ercan'a da yapacaklar da var. Öyle anlaşmalar yapılıyor ki bu noktalarda devlet bir süre sonra özel girişimcinin, üstelik yabancı sermaye özel girişimcinin esiri haline geliyor. O kadar tam takır, kuru bakır bir maliye yapısı var ki tazminatını verip gönderemiyorsunuz. Ve bu da Ercan işi çok normal bir şey. Ama suyla ilgili olarak tazminatını verip gönderememe meselesinin ötesinde bir durum var. Bir devletler arası antlaşma olacak. Devletler arası anlaşmaya dayalı bir ihale olacak. Çerçevesi çizen o antlaşmadır. Dolayısıyla aslında günü geldiğinde oturup Türkiye'de bunların yeniden müzakere edilmesi gerekecek. Eğer bu metin kabul edilirse ben bu resme baktığımda hakikaten bir kaygıyı şurada da duyuyorum. Ara bölgeye gidiyoruz Kıbrıs müzakereleriyle ilgili olarak. Diyoruz ki siyasi eşitliğimiz önemlidir. Biz karar vermemiz gerek. İşte mesela Kuzey Kıbrıs'ta belli bazı konularda kararı Kıbrıs Türk otoriteleri alması lazım bu ortaklık içerisinde. Güzel. Tarım politikasını şimdi şekillendirirken bu anlaşmaya göre planlama, suyun kullanımı, tarımsal arazilerin vesairenin kullanımı Türkiye ve KKTC birlikte karar verecek artık buna. Sadece KKTC karar vermeyecek bu metne göre. Evet. Ara bölgeye gidiyoruz. Diyoruz ki bizim için işte antlaşmanın dengeli olması önemlidir. Katılımımız önemlidir. Şu önemlidir, bu önemlidir. Ondan sonra Türkiye ile yaptığımız müzakerede orada önemli olduğunu söylediğimiz şeyler birdenbire bizim yöneticilerimiz açısından önemsiz hale geliyor. Hocam, tersten de bakın. Türkiye'nin de artık kendi tavrını gözden geçirmesi gerekmiyor mu? Yani bu olayda da yaşadık mesela. Yine böyle çok rahat fırça atan, talimat veren, hele hele Kıbrıs müzakerelerinin bu kadar kritik olduğu bir dönemde. Yani şeyde tartıştık işte geçen haftalar içerisinde. Bir arkadaşımız dedi ki işte neden bakanlarımız gitti ve bürokratların karşısına oturdu? Bunu Türkiye'nin de düşünmesi gerekiyor. Neden bakanların karşısına o da bürokratları oturtuyor? Bir daha tersten bakalım. Ya ben bakan olsam gidip oturmam mesela bürokratların karşısına. İşte bunun için Halkın Partisi nasıl ki Türkiye'de Kıbrıs işlerinden sorumlu bir bakanlık yapısı var. Biz de bunu bir koordinasyon bakanlığıyla düzenleyip artık bu dengesizliği bir dengeye oturtma kararlılığındayız açık net. Ama ondan daha önemli bir şey vardı o söylediğiniz müzakerede. Bizim bakanımızın gerçekten hükümet adına yetkili olup olmadığı belli değildi. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin açıklaması var. Büyükelçilik ne dedi? Bu tabakat vardır. Sayın Talat ne dedi? Bu tabakat yoktur. Var mıdır yok mudur be arkadaşlar bu tabakat? Yani birisi doğru söylemiyor değil mi? Bu tabakat var mı yok mu anlamadık. Sonradan olmadığı varsayıldı ki Türkiye'ye tekrar gidildi. Başka bir metinle gidildi. Onun üzerine anlaşılarak gidildi. Şimdi başka bir metinle gelindi. Yani doktora tezimi antlaşmalar hukuku üzerine yaptım. Ben böyle bir şey görmedim sevgili Hüseyin. Böyle anlaşma. Görmedim ya böyle bir şey. Böyle bir anlaşma yapma süreci görmedim. Çünkü yok böyle bir şey. Hakikaten yok yani. Evet. Peki. Bir ekleme yapmak tabii istiyorum tabii, buraya izninizle. Kudret Bey'in söylediğine ek olarak artı sizin söylediğinizle bağlantılı. 2010 yılından alıyoruz bunu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Türkiye Cumhuriyeti ile oturuyor bir anlaşma yapıyor. Değil mi? Anlaşmanın doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyorum. Bu anlaşma devam ediyor. Burada bir hükümet değişiyor. O da bunu devam ettiriyor. Bir daha değişiyor. O da devam ettiriyor. Bir dahaki geliyor. Yok bu olmaz. Odur budur. Bu nasıl bir anlaşmadır? Su barajı attıktan sonra. Aynen öyle. Şimdi devlette devamlılık denen bir usul vardır, bir husus vardır ki bu çok önemlidir. Ha, sizden önceki yapılan yanlışsa siz buna karşı çıkmayacaksınız anlamında söylemiyorum bunu. Ama bunu usulünde anlatarak, karşılığını ortaya koyarak, ciddi bir şekilde müzakere ederek bir noktaya getirmek esastır. Sizin adınıza oraya bir bakan gidiyor, siz bu bakanı yetkilendiriyorsunuz, bu bakan bir şeye imza atıyor. Ondan sonra bakan buraya geldiğinde tabiri caizse bakanı tefe koyuyorsunuz, yer yerinden oynuyor,
kalkıyorsunuz, başka açıklamalar yapıyorsunuz. Dik duruştan bahsediyoruz, ondan bahsediyoruz. Yeri yerinden oynuyor. Alt tarafı stratejik bir şey var da bunu toplumunuz için doğru kullanıyorsunuz. Arkasından da karşı taraftan gelen pek de uygun olmayan cümlelere maruz kalıyorsunuz. Saygıyı siz yaratırsınız. Size saygı duyulmasını istiyorsanız saygı duyulması gereken şekilde davranmalısınız. Evet. Peki nasıl izlediniz bu tartışmaları Ayşegül Baybars? Bu yani herkesin kafasını karıştıran bir sürece döndü. Açıkçası hayret ve şaşkınlıkla izledim ben de. Yani bir hukukçu olarak da hayret ve şaşkınlıkla izledim. Çünkü Kudret Bey'in ve Tolga Bey'in de söylediği gibi 2010 yılında iki devlet arasında bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşmanın geçerli olabilmesi için bu anlaşma yasa metni haline getiriliyor ve 2012 yılında yasalaşıyor. Dolayısıyla ortada aslında 2010 yılından itibaren ana hatlarıyla belirlenmiş bir metin var ve ne şekilde davranılacağının bilindiği en azından bir yol haritası var. Bu yol haritası bu şekilde dururken yani Tolga Bey'in söylediği gibi hükümetler değişirken ve bu arada su projesiyle ilgili sürekli gündemde bir şeyler tartışılırken, yollar kazılırken, Geçitköy Barajı'na su gelirken, açılışlar yapılırken, açılışlarda konuşmalar yapılırken bunların hiç hesaba katılmaması ve bir anda ortaya çıkıp partilerin dahi aslında mevcut iktidardaki partilerin, muhalefetteki partilerin kendi karar alma mekanizmalarının dahi birbiriyle kavga ettiği ve ne istediğini bilmedikleri bir yapıda aslında tamamen bir kavram kargaşası olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla benim bu noktada yeni kurulan bir siyasi parti olarak parti programımızda gerek özelleştirmeler konusunda gerekse halka ait, kamuya ait, devletimize ait elektriğin, suyun, kamusal kaynakların kullanılması adına programımıza baktığımız zaman bizim duruşumuzun dik bir duruş yaratabileceği ve o az önce bahsettiğiniz Türkiye kendisini açısından da Türkiye'de dönüp kendine bakmalı mı? Evet, dönüp Türkiye'de kendine bakmalı ama bizim dik duruşumuz, bizim kararlılığımız, bizim siyasi irademizi tahakküm altına aldırmayacak politikalarla ortaya çıkmamız sayesinde Türkiye'de başka devletler de bizim karşımızda daha doğru duracaklardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Kudret Bey'in de bahsettiği gibi bizim parti programımızda suyun nasıl yönetilmesi gerektiği, zaten su yasamız diye bir yasamız var. Su kaynaklarının, yeraltı kaynaklarının nasıl kullanılması gerektiğini belirleyen yasamız vardır. Bu yasa doğrultusunda kimlerin yönetimi elinde tutacağı bellidir. Biz her zaman söylüyoruz, suyun yönetimi KKTC'de olmalıdır. Ve eğer bugüne kadar, yani önümüzde kaybedilen bir 6 yıl var. Bu 6 yılda ne yapılabilirdi? Su yönetim yasasında değişiklik yapılabilirdi. Suyun nasıl yönetileceğiyle ilgili aslında en basiti boruların, su döşemelerinin, boruların hangi makama devredileceği konusunda dahi sıkıntı. Bırakın suyu kimin idare edeceğini, şu yollarda görmüş olduğunuz su borularını döşeyen şirketin su borusunu döşedikten ve işi bitirdikten sonra işin teslimini yapacağı makamı dahi bulamadığı ve muhatap arayışında olup 2-3 ay boyunca acaba ben bu iş bitirmeyi kime teslim edeceğim dediği bir yapıdayız. Çok basit bir yapıdır bu. Zaten 2010 yılında karar verilmiş, bir yasalaştırılmış bir anlaşma var. Bu anlaşmaya uyulmuyorsa yasama gücü orada, yasama gücüyle bu değiştirilebilir. Bu anlaşma destekleniyorsa artı yapılacak, gelişen sistemle yapılacak revizelerle yasalarımız değiştirilebilir. Dolayısıyla ve geliştirilebilir ve siyasi irademize ve kendi bakış açımıza uygun hale getirilebilir. Biz hala söylüyoruz, umarız gerçekten bu metin doğru metin değildir ve biz gerçekten suyun, şunu söylemek de mümkün, suyun tavan fiyatının ne olacağı konusunda da aslında halkımızı en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Tavan fiyat konusunda da bir belirleme yoktur. Suyun fiyatlandırılması konusu çok ciddidir. İşte yatırımlardan, maliyetlerden, işte karlılıktan bahsediliyor ve bunu işte iki devletin ve işletmecinin de birlikte karar vereceğinden bahsediyor. Ama bu yatırımın, bu finansmanın, maliyetin kaç yıllık bir sürenin maliyetiyle geri dönüş veya kaç yıllık bir kar planıyla geri dönüş olacağı konusunda
kimsenin ortaya çıkıp somut bir şey koyduğu yok. Dolayısıyla biz bizim koyduğumuz somut şey nedir? Suyun fiyatının kesinlikle KKTC devleti tarafından belirlenmesi, suyun denetiminin KKTC devleti tarafından yapılması, suyun işletilmesi konusunda evet kamu özel ortaklığı olabilir ama bunun da doğru bir şekilde değerlendirilerek kesinlikle bu şekilde hiçbir bu kadar muafiyet tanınarak bu kadar taviz verilecek şekilde birine peşkeş çekilecek görüntüsü yaratılarak masaya oturulmasının zaten masada en başından kaybedilmek demek olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla umarız ve dileriz ki bu gerçek bir metin değildir ve şu anda iktidarda olan partilerde dönüp kendi işlerinde bir sorgulama yapıp masada dik duruşumuzu ve siyasi irademizi gerçekten yansıtabilecek doğru, düzgün ve somut gerçeklerle ortaya yeni doğru politika koyabilirler. Evet, Zarafik, kısa bir mesajını alayım izleyicilere. Neden Halkın Partisi? Çünkü çok aslında dört gözle takip ediliyor. Nasıl bir pozisyonda görüyorsun şu anda Halkın Partisi'ni ve hocam sizin mesajınızla bitirelim programı. Halkın Partisi çünkü... Ya parti sözünü sana verdim. Bu kıyamı unutmadı. Not ediyorum. Halkımız artık bu eski siyaset anlayışından bıkmış, usanmıştır. Bu yozlaşmış sistem daha fazla devam edemez. Ve biz artık işinin ehli insanların adil, iyi, hak ettiğimiz gibi iyi yönetilecek bir oluşum yaratmak istiyoruz. Bütün hedefimiz odur. Bakarsanız kurucu üyelerimize herkes gerçekten çok farklı alanlarda, çok farklı sektörlerde kendini kanıtlamış bir grup insanız ve sadece ortak birleştiğimiz nokta yeni nesil için, gelecek nesil için iyi bir şeyler bırakmaktır. Başka bir yani tek ortak paydamız budur gerçekten. Tek istediğimiz bu halkın hak ettiği refah düzeyinde yaşayabilmesini sağlamaktır. O yüzden halkın. Kolay gelsin. Evet hocam. Küçük bir anekdot sadece, yani su konusunu biraz konuştuk diye. Görevde olduğum dönemde Türkiye ile heyetler arası bir görüşme. Bir an için bir düşün. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız, Başbakan Yardımcımız, Türkiye'nin Başbakanı, Su İşlerinden Sorumlu Bakanı, heyetler arası bir görüşme. Ben de o görüşmedeydim. Bu yaklaşık yani bir seneden uzun bir süre önce. Türkiye Başbakanı bizim Başbakanımıza diyor ki, size bir süre önce bu suyun nasıl işletileceği ve yönetileceği ile ilgili, bakın ne kadar önceden bahsediyorum, bir öneri verdiydik Sayın Başbakan. Ne oldu o konu? Yani siz bir şey demediniz bize. Yani siz ne düşünürsünüz? Cevap şu oldu. Biz henüz kendi içimizde hükümet olarak anlaşmadık. Zaten biz parti olarak da kendi içimizde anlaşmış değil. Şimdi kendini lütfen Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ya da başbakanın yerine koy. Böyle bir ilişkide domine eden durumundasın. Çünkü karşındakinin pozisyonu yok. Hani bir pozisyon olur da sana ters olur, kendi içinde zayıf olur, argümanları zayıf olur. Anlarım yani bunu. Pozisyon yok. Dolayısıyla belirleyici olacak olan senin masaya koyduğun pozisyon, senin ortaya koyduğun işletme modeli, senin getireceğin öneriler olacak işte. Dolayısıyla bu resmin içerisinde İşte Türkiye bize bunu empoze etti deyip Türkiye düşmanlığı yapmak değil bana kalırsa. Doğru olan şudur. Evet, Türkiye'nin de sorumlulukları var. Az önce sen söyledin. Türkiye de bir daha düşünmelidir KKTC ile kurduğu ilişkinin biçimini, doğasını, ama kendimize lazım bakalım. Böyle olmaz yani. Bu şekilde ilişki kurulmaz. Bu bizim uluslararası ilişkiler alanındaki bir laboratuvarımızdır Türkiye ile kuracağımız ilişki. Çünkü yarın öbür gün dünyaya entegre olduğumuzda bir yığın devletle de bir yığın yapıyla bu ilişkiyi kuracak ilk örnekte bizim ülkemizin yöneticileri çuvallamıştır. Onun için biz böyle kötü yönetilmek istemiyoruz. Derdimiz ve gayemiz iyi bir yönetim tesis etmektir.
Kıbrıs Türk insanına da güveniyoruz. Onun için bu partinin adı Halkın Partisi'dir. Kıbrıs Türk halkına biz güveniyoruz. Bu değişimi halkla birlikte gerçekleştirebileceğimiz konusunda zerre kadar bir tereddüdüm yoktu. Bütün samimiyetimden söylerim bunu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan sonuçlar bu halkın kendi istediğinde, kendi iradesiyle bir takım şeyleri yapabileceğinin göstergesiydi aslında. Bundan sonra bunun alasını görecek. Bu ülkeyi yönettiğini iddia eden ama statükonun parçası olan siyasi partiler. Onun için özellikle bu akşamdan itibaren sevgili Hüseyin, çok daha rahat bir biçimde çekinmeden söylüyoruz. Çünkü herhangi bir seçimde varız biz ve gerçekten bu statükoyu sarsıp bu değişimi gerçekleştirip kendimize güven duyabileceğimiz yeni bir yapıyı biz kuracağız. Çok kararlıyız bu konuda. Ve güveniyoruz. Evet. Türk halkına. Evet, uzun bir aradan sonra parlamentoda olmayan ama toplum üzerinde çok ciddi etki yaratan bir siyasi oluşumla karşı karşıyayız. Yeni yeni şeyler duyuyoruz. Yeni tartışmaları başlatan, sürükleyen bir yapı var. Mevcut şu andaki aktif siyasette olan, iktidarda olan ların da belki de parlamento içerisindeki muhalefetten çekinmediği kadar bir etki yaratıldı. Çünkü şunu çok duyuyorum hocam ben. Ya biz yaparız ya da gelir kudret yapar. Bu da çok yaygın bir şekilde siyasette kabalık olarak algılamayın lütfen bu söylediğimi. Sembolik olarak kudret ismini kullandım. Dolayısıyla yolunuz açık olsun. O korktuklardan en az 50 katı kadar korkmaları gerekir. Çünkü gelecek olan kudret değildir. 50 kişilik bir kadro, bir ekiptir. Çok daha geniş bir kadrodur. Yani onu da özellikle söylemeye ihtiyacı hissederim. Evet. Korksunlar yani. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet, bu akşamlık bizden bu kadar. Mesele nedir? Halkın Partisi ve onun etrafında görüşler, düşünceler, farklı konulardaki öneriler, bunları sizlerin gündemine getirmeye çalıştık. Bizimle birlikte olduğunuz çok teşekkür ediyoruz. Haftaya Cuma yine burada olacağız. Farklı konu, farklı konuklar ama ülke gündeminden kopmadan. Hoşçakalın.